Kapayalım istersen. Sevgili hanımefendiler ve efendiler, hoş geldiniz. Dil üzerinde konuşuyoruz malum. Dildir dilarayı eyler dilber, dildir dilarayı eyler viran. Bülbül bülbüldür dil ondayken, yoksa serçe. Gül güldür gül dalındayken, yoksa dikenlik. Seni seviyorum diyenin gözle arzusu yerini bulunca seni terke hazırlanır. Öyle bir sevgili bul ki seni daim yad etsin. Hüvel baki. Şimdi efendim dil üzerine konuşuyoruz ama bazı arkadaşlar haklı olarak arada hafta içinde bana şu soruyu soruyorlar. Yani Sözür'den mi söz edeceksiniz? Humboldt'tan mı söz edeceksiniz? Yani dil bilimciler, işte Wittgenstein'dan mı söz edeceksiniz? Biz bunları geçmiş dönemlerde çok felsefi boyutta yaptığımız için bu yıl dili disiplinli bir şekilde, sistematik bir şekilde sorgulamayacağız. Hayır, öyle bir şey değildi. Belki yanlış anlama oldu. Sadece dil olguları üzerinden hareketle bir dil bilim yapmayacağız ama dilin büründüğü kılıktan hareketle, onun arkasındaki sezgilerimizle o arkadaki dili anlamaya çalışacağız. Bizim buradaki sohbetimiz ister istemez bu tarz bir sunumla sınırlı, karşılıklı diyaloğun çok sıcak ve verimli olmadığı bir ortam malum. Bu batı tarzı bir konuşma biçimi bize pek uygun değil. Ama yine de elimizden geldiği kadar oyunu yumuşatmaya çalışıyorum. Bu tarz bir çalışmada didaktik bir öğreti niteliğinde doktriner, sistematik bir bilgi aktarımı beklenemez. Bir sunum, bir konferans da verimsiz bir şeydir. Yani yayınını verirsiniz, herkes evde okur. Zaten literatür çok da zengin bu konularda. Biz burada entelektüel sezgi uyandırmak istiyoruz. Bu saf düzeyde, arı kavramsal düzeyde maneviyatın kapısıdır. Orada bir kapıyı tıklatırsınız yani. Kime açılır? O onun kendi bileceği bir iş. Yani kendi yaşam tarzıyla ilgili bir iş. Şimdi dil deyince ve onun büründü kılıkları deyince tabii benim geleneksel bir şeyim var. Geleneksel dediğim bu toplantılar 96'dan beri her hafta sürdüğü için artık geleneğimiz var bizim. Geleneksel olarak vurguladığım bir şey var. Bilimsel tutum, felsefi anlayış, sanatsal duyarlılık, zahiri bu üç sacayak üzerine oturtuyorum. Batını da zevk. Şimdi bütün bunları bu üç ilkeyle çalışmayı bilen bir insan kendinde tecelli edeni zevk eder. Zevki bir başkasına ne ispat edebilirsiniz ne de tartışabilirsiniz. O zevkinizdir. Ama davranışlarınızdan, hayata bakışınızdan, ahlakınızdan o zevk hep yansır. Onu şuna benzetiyoruz. Bir sanatçı kendisini kullandığı nesne aracılığıyla ifade eder. Ha, bu ifade öznel olabilir. Kendi duyguları, coşkuları, öfkesi, hırçınlığı her neyse kendisini yansıtabilir. Öznel kalır. Bir hoşlanma beğeniyle kendisini takdim eder. Ama evrensellere bulaşır. Eğer ilkeler üzerinden, evrensel ilkeler üzerinden kendini ifade etmeye yönelirse o zaman diğerlerine de ulaşır. Diğerleri o sunumda kendilerini de bulurlar. Şimdi maneviyat da böyle bir şeydir. Maneviyatta bir seyri sülük diye sözünü ettiğimiz bir içsel seyahatimiz vardır. Bir merdivendir, mirajdır.
O merdiveni çıkarken bir yere kadar minare örneği vermiştim daha önce. Minarenin içindeyizdir. Görünmeyiz. Yani minare örülmektedir. Bilirsiniz ustaları minareyi içeriden örerler. Dışarıdan bakarsınız kendine de sanki minare oluşmaktadır. Halbuki onu bir usta örüyor içeride. Ama minareyi ne zaman görürüz? Eğer geleneğe uygun bir minare ise ya 33 basamaktır ya 99. Yani arada 66 da var ama 66'da durulmaz. Ya 33 ya 99'dur. Sübhanallah. 33. İnsanı anlatıyoruz. İnsan kulesini, insan minaresini anlatıyoruz yani. Omurgayı sayarsan bulursun. Ondan sonra ikinci 33 kelam nezdinde. Sonra da üçüncü 33 Allahu Ekber nezdinde. Ama kelama geldiği zaman yani içsel sürecini tamamladığı zaman şerefeden ezan okur. Yani onurlu bir insan haline geldi mi artık kelamı dinlenir. O kelam ki artık nefse ait değildir. İmam kıyafetini hatırlayın. Cübbe giyer, siyahtır. Şimdikiler moda olsun diye krem giyiyorlar. Olmaz. Simgesi var. O siyahlık benim nefsimle alakam kalmadı demek. Peki başında? Başında bir sarık var. Canım ben şapka takayım. O ayrı bir iş. Sarık 7 kat olacak. Beyaz olacak. 7 nefs mertebesine agah olacak. Maşlahı olacak. Yani öğrencileri olacak. Öğrencileri yoksa ilmin hiçbir itibarı yoktur. İçindeki başlık feslemeyecek çünkü başka bir çağrışım yapıyor. İçindeki başlık kırmızı olacak. Efendim yeşil olsa olmaz mı? İşte onun şöyle Hasani deriz işte efendim siyah koysak Hüseyin'i falan. Ayrı simgeler doğru olabilir ama imam simgesini konuşuyoruz. Kırmızı olacak, onun da püskülü olacak. Neden? İçimizden birisi nefsiyle alakası kalmamış, minareyi içeriden örmüş ve şerefede onu kim örüyorsa oradan çıktığı zaman Allah-u Ekber dediği zaman görüyoruz. Ha buymuş meğerse onu ören. Şimdi müezzin diyoruz ona değil mi? Ezan okuyan yani. Yani sohbet eden. Şimdi onu yaptığı zaman yedi nefsi agah değilse nefs mertebelerinde saflaşıp arınıp irfaniyet kendini kendi üzerinde görmüyorsa onun sözü nefsaniyete aittir. Eğer arınmışsa yedi nefs mertebesinde onun sözü ilim, irfan ile bize faydalıdır. Biz de kendimizi o şerbetle dönüştürebiliriz demektir. Zaten orada ezanı başlattığı zaman salaha davet ediyor. Sulh ve salaha davet ediyor. Haydi gelin barışalım. Önce tanışalım, barışalım. Sonra da birbirimizi kurtaralım. Nereden? Sıkıntıdan kurtaralım. Maddi manevi sıkıntıdan kurtaralım. Değil mi? Sulh ve salah. Hayyale salah diyorsun. İşte onu çağıracak olanın ezanı mabede davettir. Peki fes ne oldu? O kırmızı yani kalbinde aşk dolu olmalı. Püskülü olmalı ha. Yani maşukları, aşıkları olmalı. Yoksa kendi kendine ben Allah'a aşığıyım falan bir ortakta dolaşan bir mesele konuşulmuyor. O önderdir. İçimizden hangisi böyleyse işte önderimiz odur. O zaman kendini seçer, Mustafa olur. İstifa etmiştir nefsinden, estefa olmuştur aramızdan, seçilmiştir, önderdir. Lider değil. Lider mevcudu yönetir. Önder ufuk açar. Ufkunuzu açar. Mevcutla ilgisi yoktur. O devrimcidir. Ruhlarda devrim yaratır. Tahrik eder ve sanatsal bir etkidir bu. Maneviyat sanatsal bir etkidir. O zaman eğer bunu sanat üzerinden de söylersek, sanatın kendi disiplinleri üzerinden söylersek, felsefenin anlayış yani, felsefe derken anlayışı kastediyorum. Anlayışın kendilerine arif olmaya felsefe diyoruz biz. İrfaniyet yani. Filosofya çünkü. Batıdaki bu felsefe öğretisi zihin felsefelerinden söz etmiyoruz. Filosofyadan söz ediyoruz. Pitagoras. Biz de ona tasavvuf denir. Yaşantılanmış bilgi. Filozoflarla, yani bugünkü felsefecilerle filozoflar arasındaki fark
Birisi yaşadığını dile getiriyor, bir tanesi başkasının söylediğini dedikodusunu yapıyor. Zihinsel. Onun bir faydası yok. Var, bir takım sözcüklerle tanışırız. Her şeyin bir faydası yok. Ama felsefe, bilim, sanat, total olarak maneviyat, zevk değişimi, meta dildir. Meta dildir. Yani günlük dilimizi aşar. Günlük dilimizle ifade edemeyeceğimiz yaşantılar ve evrile evrile kendi iç dünyamızda rafine olarak hem hakikatleri hem marifetleri zevk eden insanlar bunu dile getirmek istediklerinde bu dile getirme sadece konuşmayla olmaz, yazıyla da olabilir. Yani lisan ile olabilir. Ama bu lisan sadece sözel, ses ve hurufat ile anlatılan, kullanılan lisan değildir sadece. Heykelle, kaligrafiyle, raksla, efendim, hatta yürüyerek, bakarak da ifade eder. Buda'nın bir oturuşu vardır. Çok şey söylüyor. Sekine, sükûn. Sükûn olduğu zaman orası mesken olur. Değil mi? Sükûn, sakini yoksa mesken olmaz. Yani kendimizde dinginliğe ulaşmazsak İslam olamayız, barışık olamayız. Önce kendimizle barışacağız. Değil mi ya? İktidara geleceğiz, denge. Zevke geleceğiz. Peki, şimdi bilim diyoruz. Daha önce Haluk Hocam burada seyahatteydi, geldi, hoş geldi. Haluk Hocam'ın kitabını da daha önceden tanıdınız. Kuantum üzerine, kuantum bilgeliği üzerine affedersiniz. Önemli bir çalışma yapmıştır. Okuyanlar biliyorlar. Şimdi bugün meta dil, bilim dili de bunun içine girdiği için özel kavramları var, yöntemleri var. Ama onu tam bir günlük dile indirgemek mümkün değil. Ama bir belli bir eğitim düzeyi olan ya da sezgisi açık olan insanlara ulaşacak düzeyde ifade edilmiş artık günümüzde. O nedenle hepinizin bildiği, çoğunuzun bildiği daha doğrusu, ortalıkta internette dolaşan şeyler var biliyorsunuz. Bazı videolar var. Biz de bunların içinden geçen hafta bir tanesini izlemiştik. Söz vermiştim bu hafta bir tane daha izleyeceğiz diye. Onun arkasında da özgün bir dil ile tanıştıracağım sizi. Sohbet diliyle. Bu geleneğin en baş tacı ettiğimiz sohbet dilini doğrudan doğruya hakkında konuşmak değil de dedikodusunu yapmak değil de bizzat kendisi o sohbetin kendisine tanık olacağız bugün. Ama önce bir meta dil olarak kuantum üzerine çok da güzel animasyonları falan olan ve bu mesele nedir? Bu doğanın dili nedir? Doğanın bizim deney düzeneklerimize verdiği yanıtlar nedir? Deney düzeneği, bilim insanları kullandıkları bir terim bu. Deney düzeneği doğaya sorulan soru demektir. Yani biz keyfi olarak doğanın karşısına geçsek, ey doğa, senin yapıların nedir? Neden bu ortalıkta duruyorsun? Ne işe yararsın filan diye sorsak doğa sana bakar, sen ona bakarsın. Onun dilini öğreneceksin. Onun dilini öğreneceksin. O zaman o dil ile ona soru sorarsın, o yanıt veriyor. Ve her durum, her hal böyledir. Şimdi geçen gün bir dostum bana diyor, ya efendim siz geçen gün söylediniz, nefsi mülkeme şöyledir, böyledir filan. Onun ben de öğrenebilir miyim o dil? Tabii. Nasıl? Peşiman olacaksın önce. Önce peşiman olacaksın. Ne demek o dedi anlamadım. Yani levvame, öz eleştiri. Önce kendini eleştireceksin. Öz eleştiriyle yumuşatacaksın kalbini. Ama öz eleştiri kendi kendine yaparsan gurur olur. Birisine yaptırırsan öfkelenirsin, olmaz. Nasıl olacak? Git bir kâbirin yanına, o aynada kendini görünce zaten başlarsın ağlamaya. Hiç merak etme. Haline ağlarsın yani. Vaftiz olursun. Ağlamak vaftiz olmak. Baptize. Öyle dışarıdan su dökmekle, eline su dökmekle olmaz. O bedeni yıkar. Ama gönlü yıkayacak olan, gözyaşlarına gark olabilmek için kâmil aynada nefsini görmen lazım.
Bu öğreti, bu Anadolu'da meyvelerini vermiş olan, kökleri bütün dünyaya yayılmış olan öğreti, yani hayat ağacı ve bilgi ağacı öğretisi, günümüzde de hala meyve vermektedir, hiç merak etmeyin. Hiçbir şey kurumadı, hiçbir ağaç kurumadı. Zaten eğer o meyve vermezse yaşamın anlamı kalmaz. Anlamsız, insanlar anlamsızlaşırlarsa, yani belhuma del, daha aşağıya, hayvaniyetinin altına düşerlerse yaşamın anlamı kalmaz. Allah'tan ki var. Şimdi meta dil olarak doğaya sorduğumuz sorulara ne türden cevap veriyor doğa ve biz bunu nasıl olur da ıskalıyoruz? Yani nasıl olur da kulak kabartmıyoruz? Doğayı anlamak açısından. İzninizle onu izleyelim, sonra devam edeceğiz. People ask me, why does quantum mechanics matter, given that it's all this little tiny stuff, who cares? There are three possible answers. From a practical point of view, it doesn't... Evet. Bilmek için... Koyacak mısınız? Dönüşmeliyiz. Bir ara verelim. Ondan sonra sor. Canım be, şu tabii ki. Şu kırmızı ışık bana bak. Tabii tabii. Hallediyorum. Tiyatro sahnesi gibi olunca tabii. Şimdi onlar yönlendiriyor ya, o zaman problem çıkıyor. Teşekkürler. Evet, yerleşelim. Şimdi soruyor arkadaşlar, niye gözlük taktı diye bu adam. Şimdi görenin yanında ne kadar kör olduğumu anlatmak için simgesel bir şey bu. Gözlük. Evet, şimdi vaat ettiğimiz üzere bir Anadolu bilgeliğinin bu geleneğin içinde yoğrulmuş, silsileye bağlı, bereket almış, kendi aleminde seyran edip kendi kelamını söyleyen sohbet ehli bir dostumuzu rica ettim, gelmeye ikna ettim. 7 yıl sürdü bu. Kendisi ifade etti, yolda gelirken dedi ki 7 yıl önce böyle bir talebiniz olmuştu değil mi dedi. Evet, bugün dedi günü gelmiş. İşte 7 yıl önceki şeyi, aramızdaki vaadi sizinle paylaşma imkanı olsun diye demek ki bugüne denk getirdik. Halil İbrahim kardeşim
sohbetini, sohbet bizim daha önce konuşmuştuk ama bir kez daha anımsatayım. Kahve sohbeti veya ev sohbeti veya çarşı sohbeti manasına değil. Biz sohbet dediğimiz zaman karşılıklı oturup hasbihal etmeye sohbet deriz halk arasında. Ama Anadolu bilgelerinde sohbet ilmiyle dünden akan bir sudur ki kesintiye uğratılamaz. Böyle sorayım da işte bir orasında bana izah etsene. Şurası nasıldı gibi bir şey değildir sohbet. Sohbet akar, herkes kabınca doldurur, içer. Ha sonra bunun üzerine münazara, münakaşa, eleştiri her şey yapılabilir. Ama sohbet kesilmez. Böyle bir tabir vardır biliyorsunuz. Bir de sohbet, hak sohbeti selaptır. Namaz demek pek ağzım varmıyor. Çünkü namaz ifade etmiyor bu kelime. Yani salat ifade ediyor. Hani hayale selah ya, hayale namaz olmayacağına göre. Sohbet, ibadet olduğu için kazası olmayan namazdır derler. Diğer namazların kazası var. Sohbetin kazası yok. Çünkü cazdır. O anda ne doğdu doğdu. İşte o. Ondan sonra tekrarı yok bunun. Sohbet sözü bu demek. O zaman belleğinden konuşmazlar. Bellekteki sözcükleri kullanırlar. Ama şimdi ve burada bir şey var, bir improvizasyon var. Bunu yaşayabilirsek tamam. Deneyim, deneyim dediğimiz şey bu bizim. Ya sus da artık, tamam anladık. Yeter. Tamam, peki. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar, ne yaptı, konuşabiliyor musunuz acaba? Merhaba. Biraz ona şey mi? Kısacağım. Kısacak mıyız? Siz normal konuşun. Efendim, saygılarımı sunuyorum. Ben heyecanlı bir insanım. Metin Baba 7 sene önce benden ricada bulmuştu sizlerle sohbet edeyim diye. Lakin ben onu kabul etmemiştim o sırada. Kendisinden özür diliyorum. Demek ki bugüne nasip olmuş, kendisi de buyurdu. Diksiyonun yolun bir insan değilim. Belki hayatımdan örnekler vererek tasavvuf dilini belki anlamlandıracağım size. Madem konunuz dil. Daha doğrusu ben buraya davet edildiğimde geçen hafta gene reddedecektim. Çünkü heyecanlı bir insanım. Elim ayağım birbirine girdiği zaman artık kilitleniyorum. Birisi de tartışma şeyi çıkarttığı zaman bir soru vesaire. İstesem de istemesem de akış kesiliyor. Yani çünkü sohbet ve muhabbet kesilesi bir şey değil. Bir gün bir yerde oturuyorum, Allah konuşuluyor. Ve Allah'a öyle bir konuşuyoruz ki ne? Hiç durmadan. Günlerce belki konuşulacak konular saatlere dökülüyor. Ve o saatlerde bir tanesi Allah dedi, sözümü kesti. Allah dedi, sözümü kesince bağırarak tabii cezbeye geldi. Allah deyip de Allah diyenin sözü kesildiği zaman orada Allah zaten tezahür etmez. Yani ilkesel düzeyde dahi bazı şeyleri öne sürsek dahi bunlar olumlu bile olsa sohbet orada çıkmıyor. Ben heyecanlı bir insan olduğum için belki ifade etmek istediğim şeyleri ifade edemeyeceğim burada. Belki birebir konuşmalarda ifade edeceğim şeyleri burada belki hiç ifade edemeyeceğim. Lakin dilim döndüğünce, diksiyonum bozukluğu, böyle dilimin sürçlerime inşallah aldırış etmesiniz. Dilim döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Benim en büyük eksikliğim dilimdi. Efendimin yanına ilk gittiğimde, intisap ettiğimde benim tek amacım Allah. Allah nedir, var mı, yok mu? Vesaire. Var mı, yok mu üzerine hiç düşünmem ben. Sadece ve sadece vardır. İman etmişimdir buna. Lakin nasıl bir varlık olduğunu bilmiyorum. Ve merak içimi sardı. Aşk ateşim diyorlar, ne diyorlar bilmiyorum fazla. Öyle bir yanlış ki ne dayanamıyorum. Ve Allah'a dua ettim. Ya Rabbi sen benim için çok yücelerde bir insansın. Varlıksın. Sana ki ulaşılmaz. Ben sana nasıl ulaşayım? Hiç yoksa yeryüzünde bir erini göster de ondan sonra canımı al dedim. Yani o kadar büyük bir aşk gibi bir hal. Velhasıl kelam bazı tesadüfler derler. Aslında tesadüf değil, takdir. Biz buna takdir diyoruz. Tesadüf bizim şeyde yok. Tasavvuf geleneğinde tesadüf kavramı yoktur. Siz eğer gerçekten Allah'a inanıyor ve onun her şeyi kader çizgisi doğrultusunda yaşamınızı bir kudret azim şan olarak yönlendirdiğine inanıyorsanız buna takdir denir. Yani her şey kadri kıymetince, var olduğu formu ölçüsünce bir takdir üzeridir. Yani bir değer üzeridir. Ve o değer üzeri yaşarız. Ve ben de kendi halimce Allah'ı nasıl bileyim, nasıl yapayım, hiç yoksa bir evliyalığını bulayım dedim. Ve takdir edildi, efendime rast geldim. Ve en büyük problemim dil oldu.
anlayamıyordum konuşmayı. Çünkü konuşması tamamıyla tehvil konuşmasıydı. Yaşama ait tehvildi ama. Yani onun dilinde kuş, nebat, her şey bambaşka bir dile bürünüyordu. Bunu şöyle anlatayım. Eve gidiyorum, büyük bir aşk, çocuk elden gitmiş, kaçmış, ne olmuş, uçuk kaçık, çok zeki bir çocuk, aşka gelmiş, hayatı berbatlaşmış vesaire gibi bir hale bürünmüştür. Meczubane bir hal gibi. Bakıyorlar, evlat yok ya ortada, ne yapalım, ne edelim, bu çocuğu kurtaralım. Ve bana diyorlar ki, ne madem ki o kadar değerli bir insanın yanına gidiyorsun, ondan keramet gör. Yani bir şey göster, sen bize bir şey göster. Ertesi gün bir bakıyorum, rüyamda veyahut da akşamları rüyamda kaldırımı uzatmışım, ayağımı yatıyorum. Hiçbir şekilde, sadece rüya bu. Ama ben de merak ediyorum, rüyamın tabiri nedir? Takdir-i ilahi. Efendim yanına gittim, sohbet ediyor. Sohbetin de çok enteresandır. Şimdi anlatacağım dil, hayatı anlamlandırma dil ama ilkesel düzeyde bir dildir ki ne? Bu dilde yalnızca şahıs vardır. Yani bir şahıs üzerinizden hayatınız anlamlanır. O da Allah'tır. Yani bir nesnenin yasasını aramazsınız. İhtiyaç duymazsınız. Sadece gönlünüzde bir açlık vardır. O açlık Allah açlığıdır. Ve onu ararsınız. O arayışınız içerisinde her şey onunla anlamlanmaya başlar. Velhasıl kelam, efendi yolda geçerken bir tane adam görmüş, kaldırıma yatıyormuş. Ben de yanına geçtim. Dedi ki, ya adamdan keramet bekliyorlar, adam kaldırıma yatıyor, hiçbir şey olmuyor. Bundan dahi keramet mi olur? Şimdi daha önce hiç anlatmadığımız bir şey. Yani tevhid dediğim değil. Oradaki onun zahirde anlattığı olay üzerinde, yani hiç benden belki haberi olmayabilir. Ama benden haberdar olup olmaması mühim değil orada. Orada anlatan başka bir varlık. Ben veli kulumun gören gözü, duyan kulağı, tutan eli, konuşan dili olurumu görebilmek noktasında bir hale işaret eder ki bu anlattığı, orada bana anlatmasıyla ben oradaki halimi, kendi halimi müşahede etmeye başladım. Ve burada anlatmak istediğim şey tasavvuf dili, yaşama ait bir dil. Ve hayatımızı bizimle dışlaştırır. Dışarıdan anlatılır ama iman içeren bir dildir. Yani imanı olmayan o dile girmesine imkan yok. Çünkü inanan ve iman edenler diyor, inanıp iman etmedikten sonra zaten onun için bir şey yok. Onun için normal bir hayatın akışı var. Ama inanıyor, iman ediyor. Onun için her şey başlıyor artık. Yani inanıp iman eden için başlıyor. Burada inanç düzeyinde bir iman kastetmiyorum. İnanç düzeyinde bir iman iddia düzeyindedir. İddia var mı yok mu? İman varlığından emin olmaktır. Ve velayetin başıdır. Yakinliğin başıdır. Çünkü iman eden müşahadeye geçer. Burada müşahadeden kasıt bir varlığı müşahede. Ama nasıl bir varlığı? Bir şahsı. Nesneyi müşahede değil. Nesneye aşkın bir bakışımla nesne üzerinde tavırlarda olan bir varlığı müşahedeye başlarsınız. Efendim yanına gidiyorum. Efendim soruyor. Diyor ki ne ya Halil İbrahim ne yapıyorsun? Efendim malumunuz. Allah'a malum diyorum. Bize ne malum derdi kiliseçesiyle. Ben de derdim ki içinden derdim ama. Zaten ben de Allah'a diyorum size demiyorum hesabı. Şimdi buradaki bakış açısı böyle bir şey. Çünkü o sırada bilmeyen kişide sohbet açıldığı zaman özümde olan her şey aynı o rüya başta anlattığım rüya gibi dışlaşmaya başlardı. Muhabbet varlığınıza aynı olmaya başlıyor orada. Yani normal hayata ait basit şeyler anlatılır. Ama orada siz kendi hayatınızı görürsünüz. Bunlar tesadüf diye görülür ama bir iki olan şeyler değildir. Bunlar ilkesel düzeyde ayetler, esmalar vesaire olarak hayatınızda renklenmeye başlar. Bir ayet söylenir, o size ders olur. Ders sizin hayatınızda aynı şekilde görmeye, yaşanmaya başlar. Mesela sahip sizin sahibi Allah'tır diye bir söz söyler. Onlar ki masum olmayacaklar ayetinin, onlar ki masum olmayacaklar ayetinin farklı noktada bir tesiridir söyleyici. Sahip sizin sahibi Allah'tır dersi bu ayetin bir açılımıdır aslında. Bir gün o ilk yanına gittiğim zamanlarda efendim buyurdu, sahip sizin sahibi evladım Allah'tır diye buyurdu. Ben de ders bitti, kalktık gittik. Evimizde oturuyoruz vesaire aşağıya indim. Bir marketin önünde oturuyorum. Bir işim olacaktı ama birden bir baktım yukarıda bir tane el arabasıyla bir adam geliyor. Dikkatli baktım adama. Yardıma muhtaç. Şey o tekerlekli sandalyeler. Velhasıl kelam ben de tuttum ona yardım ettim. Nereye kadar götürüyor? Gidiyorsan size yardım edeyim dedi. Herhalde 2 kilometre 3 kilometrelik bir yere gidecek. Ben de onu götürdüm. Yeri zaman vermiyorum. Götürdükten sonra da işim var geri döneceğim. Ve dedim ki ne? Sahipsizin sahibi Allah. Madem ki öyle, ya Rabbi sana emanettir dedim. Benden daha iyisini de vermeye kadirsin. Çektim döndüm, oturdum, bekliyorum. Bir işim vardı, hallettim. Oturdum, bekliyorum acaba ne oldu diye.
Bu deney tahtası gibi Allah acaba duamı kabul etti mi etmedi mi gibi bir şey değil. Sadece orada müşahede etmek istiyorum. Yani şahsı müşahede dedik ya. Şahsı müşahede. Duanızda size konuşan bir şahıs bu. Dua ediyorsunuz, kendisine bırakıyorsunuz ve duanızı kabulü üzere size konuşuyor. Çünkü duanın kabulü hakkın size kelamıdır. Size konuşmasıdır. Ben dua ettiğin şey, dua ediniz. Dua eden kulumun yanındayım. Dua ettiğine duasına icabet ederim diyor. Şimdi dua edip de duasına icabet eden bir varlığın müşahede ki bu ayetin yaşamda tehvilidir. Aynı zamanda da tefsiridir. Çünkü tehvil yaşama ait olduğu zaman tehvile sirayet eder. Hayatın başka ögelerinde akli olarak gösterdiğiniz zaman tefsir dili olur. Bu da hamd içerir. Çünkü hakkın şahsının ayetler ve esmalar düzeyinde alemle örtüştürülerek anlatılışı bir tefsir aklıdır ki ne? Bu hep hamd etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ayetinde gezmektir. Tehvil ise onu kendi yaşamımızda görmemizdir. Ve farklı yaşamlar arasında görmemizdir. Velhasıl Kerem bekliyorum. Bir de baktım ki gencecik delikanlı, ben bitkin bir adamım. Gencecik delikanlı bir adam onu aldı ta evine kadar götürüyor. Yani dua ettiğimde duama cevap veren bir Tanrım varsa ki biz ona Allah diyoruz. Allah varsa işte o ders yani söylenen kelam benim hayatıma sirayet ediyorsa yaşama ait bir sohbetle karşı karşıya kaldım. İçimde olan şeyleri bizatihi orada görüyorum. Eskiden bir Allah'ım vardı, bazı günahlarım vardı. Bazı insanlar günahlarına göre sütten çıkmış kaşık gibi. Yani ufacık tefecik şeyler. Lakin ben onları yapmaya devam ediyorum. Bir yerde okumuşum ki ne çok az yiyiniz, ben çok yiyorum. Aa, bana ızdırap veriyor. Hani seviyorum ya. Sevgi orada beni yönetiyor. Lakin yönetirken takdir ilahi o beni ne kadar kontrol, o sevgi, o aşk ne kadar kontrol altına alsa da benim hayatıma tam kemalete yön vermiyor. Çünkü iradelerim baskın çıkıyor. Çünkü sevdiğim Allah her ne kadar yanımda olduğunu bilsem dahi, yakın olduğunu bilsem dahi uzakta bir Allah. Tevhid diline geldiğimiz zaman işte onu yakınlaştırma dilidir ki ne? Ufacık tefecik hatalarım, ufacık tefecik günahlarım bana ızdırap verirken ben kendi hayatıma dahi yön veremiyorum. Ne kadar nefs-i levamede olsam, yani pişmanım, ya niye yapıyorum, niye böyle, niye şöyle, hayatıma yön veremiyorum. Ne zaman ki üstadın yanına gittim, hani bir Allah'ım var, beni gören ama ben onu görmüyorum. Beni duyan ama ben duymuyorum onu. Onun için hayatıma ilkesel olarak her ne kadar çaba göstersem de yön vermeye bir türlü tam kemaletiyle yön veremiyordum. Ne zaman ki görüldüğümü görmeye başladım, duyulduğumu duymaya başladım, bilindiğimi bilmeye başladım ki buna telepatik hassasiyet deniyor ki tasavvuf muhabbetleri tamam bu hassasiyet üzeridir. Çünkü gelen kişi kendi varlığıyla gelir, ışınımıyla gelir ki ışınım orada kendi halinin yansıtışıdır, salınımıdır. O salımının kendisinde ona akseden her şey, yani mürşid-i kamile akseden her şey, aynı şekilde Kur'an diliyle, doğruların anlatımıyla dinlenilir ki ne? Siz orada sizin konuşun, sizin kendiniz, şahsınız konuşulmaz. Şahsınız hiçbir şekilde orada yoktur. Sadece orada konuşulan haktır, gerçeklerdir. Sizde vicdan uyandırılır ve sizin kendiniz üzerinizden, bir daha söylüyorum, kendiniz üzerinden orada hakkı müşahedeniz söz konusu olur. Ki muhabbet dediğimiz de bundan ibaret. Muhabbet, hakkın müşahede edildiği yerdir. Ve orada gökler ve yerler, sağlar ve sollar bir olur. Gökler dediğimiz iç gök katlar, biraz önce kuantum dediği, bizde ise Kur'an-ı Azimuşşan'da biz denilen noktadır. Çünkü orada şey bilim gene de bunu nesnel olarak ele alıyor. Kur'an bunu dillendirir, şahıslandırır. Ve orada melaikenin tamamı biz lafzında kendini vurgular. Biz her şeyi vermiyoruz, biz size bizlere yaratmak zor da değil. Biz sizleri kemik uçlarınıza kadar yaratacağız. Ve orada o biz veyahut da o ben aynı anda sanki Kutsal Tuva Vadisi'ne gitmişsin gibi ki hani diyor ya burası Kutsal Tuva Vadisi'dir çıkarın alınlarını dediğin noktada o muhabbet ocağına girdiğiniz anda Kutsal Tuva Vadisi'nin toprağı olmuş birini bulmuşsunuzdur ki ne? İşte orada hakkın nurani salınımı vardır. O kişinin kendi sohbeti kendisinin değil. O nefsi dahilinde konuşmaz ayetinin tezahürüdür ki ne? O ayetin tezahürünü orada hakkı müşahede etmekte bulursunuz. Lakin hakkı müşahede etmek herkesin şeyi değil. Yani herkesin kendine ait olan bir şey değil. O hakkın iman vermesiyle olabilecek bir şey. Yani sizin hakka imanınız var ise o muhabbetle müşerref olma durumunuz söz konusu. Yoksa normal orada gene sohbetin başına dönersem eğer takdir.
Orada anlatılan, rüyamda anlatılan şey, rüyamda gördüğüm şeyin dışlaşması olarak anlattığı şeyin sadece zahirde anlatılan bir şey olduğunu kavrayarak ben işte böyle kilitleniyorum bazen, özür diliyorum. Bazen okuyor bazen. Genelde senin gibi nezih kalabalık ortamlara konuşmuyorum. Birebir sohbetlerim oluyor ve hiç durmuyor. Takdir-i ilahi. Genelde mikrofonum da yabancısıyım. Kutsal Tuva Vadisi, şimdi bunu anlattığım gene bakın mitsel bir anlatım tarzıdır ve mitsel anlatım tarzının kendisinde sadece ve sadece yani sanki bu çocuk sanki bir şey bilmiyormuş gibi bir konuşma olur ama o mitsel anlatım tarzında iman anlatımı vardır. Yani Kutsal Tuva Vadisi dediği zaman orada Kutsal Tuva Vadisi'nde tecelli eden Rabb'i görmek gerekir. Ve orada nalınlarını çıkartmak gerekir. Ve ben ne zamanki Rabbimi gördüm, yine sohbete döndük. Ben ne zamanki Rabbimi gördüm, hangi noktada gördüm? Efendinin dilinden konuşan olarak, beni bana gösteren olarak. Çünkü diyor ki ne bir ayette, Allah özleri bilendir. Ya ayet tecelli ediyor, özünü biliyor. Yani Kur'an yabancı değil, uzak bir kitap değil. Alıp şöyle sayfalarını, şurada şu manayı söylüyor, burada bu manayı söyleyen bir kitap olmaktan çıkıyor. Kur'an'la insan ikiz kardeşi hadis-i şerifi doğrultusunda Kur'an yaşama dair bir gerçeklik teşkil ediyor. Ve orada Kur'an vücuda geliyor. Yani kelamın kendisi, manen anladığınız kelamın kendisi, yaşadığınız bir durum olarak vücuda geliyor. Sizin anlayışınız, kavrayışınız doğrultusunda. Ve öyle bir anlayış ve kavrayış ki ne, iman istese de istemese de orada imanlı insan kaçış bulamıyor. Öyle ki ne, şöyle bir şeyimi anlatayım, hikayemi gene anlatayım efendim üzerinden. Şöyle baktı bir gün bana, evladım dedi, Allah sana niye bu kadar uzak? Şimdi o sırada da ben Allah'ı yukarıda biliyorum, kendi aklına. Çünkü istesek de istemesek de herkes, mesela Allah kavramını ele alırsak, kavramların hepsi, soyut kavramların hepsi istense de istenmese de, takdir-i ilahi bir şekilde biçimlendirilerek düşünceye getirilir. Bu zorunlu bir şey. Yani bir kişi soyut kavramlarla hiçbir şekilde düşünemez. Onu biçimlendirmek zorunda. Ya kardeşim ben konuşuyorum. O kavrayışı, yani ben soyut kavramlarla konuşabiliyorum, düşünebiliyorum diyebiliyorsa, evet doğrudur ama o kavrayışı, yani bu konuşmayı edinebilmesi için o soyut kavramları suretlendirdiği bir ögeden geçmiş olması gerekir. Yani onun iç deneyimini, onun iç manasını edinmesi gerekir. Yoksa imkan yok, soyut kavramlarla düşünemez. Soyut kavramla karşı karşıya kaldığınız zaman onu biçimlendirirsiniz. Ve Allah bir kavram soyut, hiçbir içeriği yok. Hiçbir içeriği yok. Sadece çocukluğumdan itibaren yukarıda, şurada, burada, tenzih, şeriaten söylenimde Allah mesela, şeriaten söyler de tenzihte olan, hiçbir zaman kendisi üzerine kötü bir şey söylenmeyecek olan, cennet ve cenneti vaat etmiş olan bir varlık. Başka hiçbir şey yok. Ve şeriat kavramında ibadetler, emir, yasaklar ve vaat edilen, yani ceza, mükafat. Yani bir insanın ilk bebe devresinde nasıl yetiştirilmesi gerekiyorsa o tarz bir anlatım olur. Bütün şeyimize baktığımız zaman, yani genelde herkes de deneyimlemiştir belki, şeriat tarafıyla ilgilenen sünni cemaat halimize baktığımız zaman çok net bir şekilde görülür ki ne? Biraz önce söylediğim şeyler aynı, hepsinin üzerinde görür, sanki resmi çekilmiş gibi. Yani yasaklar üzerinde, emir ve yasaklar üzerinde namaz kılıyor mu kılmıyorsun? O zaman sen Müslüman değilsin. Niye? Allah namaz kıl dedi. Hep böyle korkutmaya veyahut da cennete gireme, cehenneme girersin vesaire. Bu korkular üzere yetiştim. Ve emir yasaklar üzere yetiştim. Şeriat düzeyinde Allah böyle. Tarikata geldiğin zaman o mitolojik bir anlatım ile Fahri Kainat'ta tecelli eder. Hazreti Ali'de tecelli eder. İsa'da tecelli eder. Her şeyin üzerinde görünür. Her şeyde tecelli eder. Yani bunu Allah kavramıyla ele alırsam Elif harfiyle başlarsak ki bu aynı zamanda belki tefsiri olur Allah'ın ama tevhiline doğru yürürsek ki kavram kendisi yani dilin kendisini belki anlatmak adına. Yani bu örneği vermem ki Allah kavramını vermem belki anlatabileceğim dili anlatabilmek adına. Elif kavramına bakarsak Allah yazısında Arapçada ayrı yazılır. Bu ahadiyetine işaret eder. Aynı zamanda Elif yazısının hafiften boynunun bükük olmasına gelince bu yaratışa Allah'ın zatını yaratmaya eğilimli olarak İrade sıfatına işaret ederken çünkü bir şeyi irade etmek onu artık yaratmaya götürmek. Yani yaratış aslında irade içerir. Ki onun için diyor ben gizli bir hazineydim, bilimli istedim. Ve elif harfi Allah kavramında diğer iki lam ve he'den ayrı yazılır. Ki ahadiyetini işaret eder. İkinci lama gelince ki Arapçada güzel bir söz vardır. Arapça üzerine bile söylevlerde bunlar, dilinin üzerinde söylevlerde bulunanlarda çok güzel bir söylev vardır.
Bütün harflerin anası eliftir ve hepsi elifle yazılır denir. Aslında hepsi elifin biçim değiştirmiş şeklidir. Vücuda bambaşka şekilde mevcuda geliş şeklidir. Vücut demeyeyim de çünkü elif vücut ise, bütün harflerin vücudu ise, diğer harflerin tamamı onun mevcuda geliş halidir. Birinci lam melaikeye işaret eder. Yani kuvvet açılımları. Allah kendindeydi ama kuvvet açılımlarını açmamıştı. Yani sadece şuur, saf bir şuur. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Saf şuur melaike düzeyinde etkile, yani kuvvetler düzeyinde açılmaya başlıyor ki bulandır. Kur'an'da biz lafzıyla yer bu. Biz. O melaike üzerinden bir dışlaşma geçerli ki ne bakın iki lam arasında boşluk yoktur Allah yazılırken. Bir dışlaşma da olur ki ne o dışlaşma bu halk alemine sirayettir. Yani uluhiyet alemine melaike ile beraber halk alemine bir sirayet olur. Halk aleminden sirayet ile de bir nefes veriştir ki Allah hiçbirinden ayrı gayrı olmadığı için melaike ile beraber bir nefes verir ki o kuvvetleriyle beraber bir nefes verir ki her şeyi kendinde fiiliyle canlı kırar, anlamlı kılar. Lakin kendiyle anlamlı kılar. Şimdi bu kendiyle anlamlı kılar şöyle bir şey. Biz dışarıda seyrettiğimiz zaman ya her şey bana Allah'ı hatırlatıyor diyen insanlar belki çok olabilir. Belki de kavramsal olarak bazı şeyleri mesela bazı konuşmalarda işte güneş bana Allah'ı hatırlatıyor bir ayettir vesaire gibi konuşmalar bile olabilir. Bir nefes veriştir ki her şeyi canlı tutar ama bir nefes veriştir ki aynı zamanda kendine çevirir. He öyle bir harftir ki aynı zamanda kendine çevirir. Onun için dönüşün harfidir o. Kendine çekişin harfidir. Çünkü bilinmeyi ister. Ve öyle bir haldir ki ne elif bu düzeyde elinden alındığı zaman bu düzeyde Allah kavramını alarak dilim sürçtü özür diliyorum. Allah kavramını alarak her şey o nefes verişin dönüşünde gerçekleşerek Allah-u Alem bilinmek istediği için insana döner. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim. Elif insan işaret eder ahadiyetini. O hangi ahadiyetini işaret eder? Birincisi bedensel yaratılışın ayetini işaret eder. Çünkü herkes varlığı itibariyle tektir, birdir. Bedenselliği. Ama nefesin zatî olduğu için ki nefesin ilk kendisine işaret eder. Biz ona kendi ki Adem şey Adem için söyler. Biz onu ruhumuzdan üfledik. Biz kendimize ona varlığımızdan, manamızdan, bütün varlık hallerimizden üfledik manasını teşkil ederken orada ona ruh veriliştir ki ne elif boynu bükük oluşu insan tarafından boynu bükük oluşu özür diliyorum. Boynu bükük oluşu bütün varlığıyla oradaki hakkın insana meylini içerir. Ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi istedim ve Adem'i yarattım. Noktasındadır ki burada elif harfi zati tecellinin insan üzerindeki meylini içerir. İnsana meylini, insanı isteyişini. Neden insan? Birinci lama sirayet ederken birinci lamda cemal sıfatına bürünür melakeyle. İkinci lamda ise insanda celal sıfatına bürünür kainatta ayakta durması için. Birinci lamda insanı kuvvetler noktasında harekete geçirir ki çünkü üflediği zaman gördü, üflediği zaman duydu, üflediği zaman bildi insan. Birinci lamda hayat bulur, ikinci lamda melaikeyle kuvvet bulur, hayat bulur. İkinci lamda ise kendi varlığını bulur. H'de ise gene elife dönüş yapar. Şimdi buraya geleceğim. Bir esma üzerinden konuştum. Bir esma üzerinden konuşurken belki dil sürçmelerime görenler oldu. Belki sohbetim biraz daha karışık olduğu için farklı noktalarda düşünenler oldu. Aslında ben Allah'ı anlatırken, bir şahadeyi anlatırken işin sizde başlayıp sizde bittiğini söylemek istiyorum bir parça. Çünkü insanın kendisi burada Allah kavramını kullanırken Allah dediğiniz anda Allah size dışsal bir varlık oluyor. Tasavvuf dili öyle bir dildir ki ne? Esmaları araç kullanır. Tasavvuf dili öyle bir dildir ki ne? Bütün kainatı size anlatmak için araç diye kullanır. Biraz önce bir esma anlattım. Allah esmasını öyle bir esmadır ki ne Allah dediğimiz varlık madem ki sizdedir ki biz öyle iman ediyoruz. Madem ki bendedir ben Allah dediğimde beni kendinde Allah diye var ediyorum. Bazen şöyle bunun tam tersi de düşünceler çıkabiliyor. Mesela ne gibi ben Allah diyorum bütün kainatta görüyorum ben Allah diyorum şunda bunda görüyorum. Bu senin yanılsamaların olabilir. Hayat deneyiminde bu yanılsamaya yer yok. Tasavvufta buna katliyen sana değil. Hiçbir şekilde. Bizzati gerçeklik deneyimidir. Ama Allah-u Alem'in bu noktada dışarıdaki olan seyranında bizim müşahadelerimiz birincisi dışarıda fiil seyranıdır. İkincisi sıfat seyranıdır.
Üçüncüsü esma seyranıdır. Ayet seyranı da zaten kendiliğinden hemen açılır. Ayetleriyle müşahede etmek, sıfatlarıyla müşahede etmek, esmalarıyla müşahede etmek ve bunu hayatımızda görebilmek. Allah'a gene döneceğim bu noktada. Bizdeki o Allah-u Alemin diyeyim, o ruh verilişten sonra Allah dediğimiz kavram üzerinden biz Allah'ı bilmiş oluyoruz. Bilmiş oluyoruz. Belki de tanımış olmuyoruz. Tanışmak için hayat deneyimi lazım. Çünkü tanışmak yaşama ait bir şey. Şimdi burada daha farklı bir şeye taşıyacağım bunu. Esmaların bu noktada bizdeki haliyle baktığımız zaman ben Allah diye bir kavramın içeriğini dolduruyorum. Kendime dışsal olarak. Çünkü kavramın içeriğini doldurduğunuz anda kendinize dışsal bir şekildedir. Ve dışsal olduğu içindir ki size farklılık olarak sizden başkasılık içerir. Burada da şunu söylerler eski erenlerin lütfü ihsanıyla takdir ilahi. Kul perdesinde Allah göründü. Allah, Allah olarak bütün varlık zatıyla, bütün melaki açılımıyla, melaki açılımının insanda dışlaşmasıyla ve her verdiği nefesle kendisini esma olarak sizde kendini yaratır. Şahsiyle kendini yaratır demedim. Sıfat olarak, esma olarak kendini yaratır. Ve tasavvuf dediğimiz şey, ben bilinmek istediğim sözü üzere Allah'ın kendini tinsel olarak yaratışıdır. Bir daha söylüyorum, Allah'ın kendini yaratışıdır. Yani öyle bir dildir ki o dilde Allah kendini var kılar. Bir daha söyleyeyim, şahsi yaratıştan bahsetmiyorum. Çünkü şahsi yaratılmamıştır. Kendini manevi bir düzeyde varlığa getirir. Ve size vücuda getirir. Ve bu vücuda gelişte kul perdesinde müşahede edersiniz. Kul perdesinde Allah sıfatlarıyla müşahede edersiniz. Bunu da alegorik olarak bazen anlatırlar, misalli olarak. Mesela derler ki, Kalübele'de Adem Nebi'den su çekildiği zaman sordur Rabbül Alemin. Dedi ki, mesela Rabbül Alemin dedik, Rab. Rabbin inanılmaz tecelli. Hepiniz belki anne, baba vesaire evinize gidiyorsunuz Rab. Ve üzerinizde melake kuvvetiyle size, çünkü Rab demek sahip olan. Sahip olan demek güç getiren demektir. Üzerinizde melake kuvvetiyle güç getiren bir varlık var. Ve bunu nasıl ispat edebilirsiniz? Bu iman doğrusunda belki müşahede edilecek bir şey. Çünkü iman varsa müşahede var. İman müşahedenin başıdır. Ve bütün velayet makamları iman makamlarıdır. İman makamı. İmanınız yoksa müşahadeden bahsedemeyiz. Yani Allah'ı müşahede etmekten bahsedemeyiz. Çünkü nesnel olan bir şey size Allah'a vermez. Yani ben bardağa bakıyorum, ben bardakta Allah'ı görüyorum. Yalan söylerim. Hiçbir şekilde bardak bana Allah'ı göstermez. Çünkü her şey kendi varlığıyla kendi varlığını anlatır. Yani her şeyin dili aslında kendi varlığıdır. Kendi varlığıyla nitelik ve niceliklerini göstererek kendini göstermiş olur. Yani vücut dediğimiz şey. Ki en büyük dilin ana temeli de vücuttur. Yani vücudu olan bir şeyin dili olabilir. Onu anlamlandırabiliriz, dinlendirebiliriz. Belki bizim dil dediğimiz bir şeylerin nesnel olarak anlamlandırmak. Ama tasavvuftaki değil, varlığın kendisini dinlendirişidir. Mevcuda getirişidir, bakın. Burada çok farklı bir özellik var. Bu noktadan baktığım zaman, nesnel olan bir şeye baktığım zaman, güneşe bakıyorum, Allah'ı görüyorum. Şuraya bakıyorum, Allah'ı görüyorum. Bütün kainat Allah'ın vücudu. Kur'an-ı Azimuşşan'da böyle bir şey yok. Hiçbir şekilde olmadı. İbrahim baktı yıldıza, aya, güneşe. Bunlar benim Rabbim olsa gerek dedi. Baktı, batıyor, sürekliliği yok, devamlılığı yok. Kendisince de ya bunların sürekliliği olsa Rab olma, yani güç getirme özellikleri yoktur vesaire. O zaman bunlar Rab olamaz hükmüne vardı. Şimdi nesnel üzerinden bir Rab araştırması. Bilim de bugünlerde herhalde bir haberime göre genetiğimizde Tanrı'ya inanç olduğu söyleniyor. Herkes mümin doğar diye bir şey vardır. Hadis-i şerif vardır. Yani istesek de istemesek de Allah'a inanarak doğuyoruz ve sorguluyoruz. Sorguluyoruz. Ha sonradan ateist olur, şu olur, bu olur, bilmem. Her neyse İbrahim Nebi efendim güneşe bakar, aya bakar. Orada bir Rab araştırmasına girer ve orada güneş Rabbi olur, şu Rabbi olur, bu Rabbi olur. Ama şöyle bir özellik var. Orada kendisi sanıyor. Güneş Rabbi, şu Rabbi, bu Rabbi. Bir sanı var. Sana ayrı bir şey. Ama bu hüsnü zandır. Hüsnü zan bize yol götürür. Suyu zan götürmez. Suyu zan putperestliktir. Hangi noktada putperestlik? Putperestlik ile hüsnü zanı birbirinden ayrıtmak için şöyle bir özellik vereyim. Bir çoban varmış. Derler ki, çoban oturmuş, kendi başına düşünüyormuş. Düşünürken de sesli bir şekilde vurgulamaya başlamış. Ya Rabbi yanımda olsan, şimdi bir kız olsan, 14'lük kız, saçlarını ayıklasam, bitlerini temizlesem, saçlarını tarasam vesaire vesaire.
Peygamberin birisi de yanında geçiyormuş, diyormuş ki ya Allah'ın şekli şemali olmaz. Sen nasıl olur da böyle bir şey söylersin? Allah şekilsizdir, şemalsizdir. Bu şeriaten anlatımdır. Şekilsizdir, şemalsizdir. Sen bu inançtan vazgeç. Oradaki hüsnü zan da benim kul, orada peygambere ses gelir. Beni kulumun hali üzere bırak. Ben kulumun zannı üzereyim diyor. Şimdi maddesel bir adam ama dikkatinizi çeker. Allah ilkesi var, Allah'a biçimlendiriyor. Allah'a biçimlendirme, bir daha söylüyorum. Allah'a biçimlendirmekten bir zarar gelmez. Eğer gerçekten ona bir sevgi samimiyetimiz noktası varsa. Lakin madde noktasında olup da ilahlık tavrında olmayan, ilahlık hükmünde bulunmayan, yani güç getiremeyen, sahip olamayan şeylere, nesnel düzeyde olan her şeye kalkıp ilahlık yüklersek, yani güç yüklersek, kudret yüklersek, bu putperestlik olur. Yani bir put yapıyorum, buna ilahlık sıfatları yüklüyorum. Biz buna putperestlik diyoruz. Yani putperestlikteki bu çok enteresan bir ince çizgi gibi bir şeydir. Yani güneşi aldım, Rab edindim. Aslında güneşe ilahlık yükledim. Yani ona yüklen, formunun dışında, kendi varlığının dışında başka bir sıfat yükledim. Değerinin dışında başka bir şey yükledim. Putperestlik dediğimiz bu. Değerinin dışında, hakkının dışında başka bir hak atfetmek. Tasavvuf dili böyle bir dil. Nasıl bir dil? Hakkı işaret eden dil. Öyle ki anlatımın kendisinde hak serpilir. Herkes orada hakkı müşahedeye yavaş yavaş doğru geçer. Öyle ki hani o Allah esmasına geçeyim gene. Orada ben Allah-u Alem'i Allah olarak biçimlendirebilirim. Allah kavram olarak biçimlendirebilirim. Ve içeriğini hangi manalarla doldurursam onu, o bu şekilde bende biçimler. Ama bu benim için bir hüsnü zandır şahsına kıyasla. Hüsnü zandır. Ve bu bir kabuldür. Allah tarafından kabuldür hüsnü zan ile bilinmek. Çünkü hüsnü zan ile bilinmek istemiş olmasaydı eğer yaratmazdı. Esmalar dediğimiz şey Allah-u Alem'e ulaştıran araçlar olduğu gibi en büyük hilelerdirler. Ayetler dediğimiz ise hakikatlerine delil olmak içindir. Madde bize Allah'a göstermez, o zaman ne gösterir? Sizdeki siz kendisini gösterir. Yani bizde olan Allah kendisini göstermek istedi mi bir kuluna ona iman verir. Ona iman verdiyse ben bir kulumu dilediysem diyor, onu sevdiysem onu kendime doğru çekerim diyor. Ve bu noktada da takdir ilahi bizdeki Allah bizi kendine murat ettiyse bize iman verir. Ve dilimiz ona göre oluşmaya başlar. Nasıl bir iman dili? Artık bir şahıs üzerinden biçimlenen bir dil. Mesela bir örnek vereyim. Her şey Allah'tansa eyvallah derler. Seviyorsanız, yarınızdan da biliyorsanız her şey hoştur. Eskiden şeriat düzeyinde bakarken şöyle bir bakardım. Ya her şey Allah'tan, Allah'ın lütfü ihsanıyla. Başıma bir bela geldiği zaman ya şundan bundan derdim. Her şey Allah'tan sözü üzere bakmaya başladığım zaman ki tevhidin prensipleri doğrultusunda Allah ya Allah'tan. Bir de baktım ki ne? Dilin kendisi rahmete dönmüş. Bela oldu artık olmuş rahmet. Bela olmuş artık rahmet. Öyle ki ne? Bunu da mitolojik anlatımlarla yaparlar. Mitsel anlatımlarla. Mesela Zekeriya Aleyhisselam bir ağaca saklanmış. Onu bulmuşlar vesaire. Kesmeye başlamışlar. O da demiş ki ne? Allah ya Rab demiş artık kendi lisanıyla. Orada kendisine sesleniş oluyor. Sen benden şikayetçi misin? Öyle bir dil ki sizi artık rahmete doğru götürüyor. Bunu veyahut da düşünce yöntemiyle de bulabiliyorsunuz. Madem ki bir söz, bir hadis-i kutsi der ki rahmetim her yeri kuşatmıştır. İman ediyorum, rahmet her yeri kuşatmıştır. Düşündüm dedim ya bu cehennem niye? Rahmeti her yeri kuşatmış ise. Meğersem o da rahmet, temizlenmek için. Ama şahıs üzerinden. Peki nasıl bir cehennem rahmet? Hayatımda ama İleride göreceğim bir cehennem değil. İleride yaşayacağım bir cennet değil. Elbette ki onlar var. Onlara iman ediyorum ben. Ama Kur'an'ın burada dinlenişinde gönlün iki madalyonunuz iki yüzü gibidir. İki yüzü vardır. İradenizi bulduğunuz yer sizin cennetinizdir. İradenizi bulmadığınız yer sizin cehenneminizdir. Yani iradenizin ereğinde olduğu yer sizin cennetinizdir. İradeniz ereğine ermezse cehenneminizi yaşarsınız. Ve varlığınıza ait her şeyi kendi varlığınızda göstermek isteriz. Göstermek istediğiniz şeyler eğer yerini bulmaz ise siz gerçekten cehennemdesinizdir. Şimdi son söylediğimi bir ayrıya alarak devam edeyim. Madalyonun 200 olan cennet ve cehennem gönlümü
hali üzere zaten cennet ve cehennem Kur'an'da geçiyor. Ama bendeki cennet ve cehennem. Şöyle yaparsan şöyle olur. Yani her şeye hakkını değerini vermezsen hak değer üzere sorgu suali tutabilir olursun. Ve bu sorgu suali başkasının birinin yapacağı bir sorgu suali değil. Böyle bir sohbetler oluşur ki ne? O sohbetlerde kişi kendi vicdanıyla yüzleşmek zorunda kalır ki ne? Bu da bir ayet tecellisidir ki ne? Ayet şudur. Al, oku kitabını, hesap görücü olarak nefsin yeter. Kişi öyle ki, bir üstadın eline gitmeden, bir kamilin eline gitmeden birçok hatalar yapabilir. Hataları sonucunda da oraya gittiği zaman, hani ben birçok hatalar yapıyordum, ne zaman ki görüldüğümü görmeye başladım, duyulduğumu duymaya başladım. Çünkü öyle anlatım var ki, o anlatımın kendisinde senin kaçmana imkan yok. Direkt sen konuşuyorsun. Ve o sen konuşulmanın içinde, senin orada hakkı müşahede etmemene imkan yok. Ve haktan olduğunu bildiğin için de hayret ve hayranlıkla sadece seyretmek zorunda kalıyorsun. İçin hep kelam dolu. Müşahadenin kelamı. Habire kavrayış, habire kavrayış. O kavrayışın kendisinde duyulduğunu duyuyorsun, görüldüğünü görüyorsun. Hemen elin ayağın çekilmeye başlanıyor. Edepli bir şekilde oturmaya başlıyorsun üstadın yanında. Bir de bakıyorum ki ne artık kendi günahlarımla yüz yüze gelmeye başlamış. Çünkü göründüğümü görmeye başladım. Eskiden Allah'ım beni duymuyordu, görmüyordu, bilmiyordu. Evet, ben aklen biliyordum. Diyordum ki ne beni duyuyor, görüyor ama ne yapayım, irademe şey dedim. Ama öyle bir oldu ki yaşantımın içinde artık beni gören, duyan birisiyle karşılaştım. O zaman elimizi ayağımızı çekmek zorunda kalıyoruz birçok şeyden. İrademize sınır olmaya başlıyoruz. Yani hak değerimiz neyse o doğrultuda terbiye edilmeye başlıyoruz. Ve tasavvuf dili bu noktada terbiye içerir. Terbiyeye getirir. Bizim kendi vicdanımızla yüzleştiren bir dil olarak, bizi bizimle yüzleştiren bir dil olarak bizi terbiyeye getirir. Aynaya bakarız, orada konuştuğumuz gibi, aynaya bakarız. Aynaya baktığımız zaman aynadaki aksimizden daha çok kusurlarımızı, saçım şurası şöyle, elbisem şurası böyle düzeltmeye çalıştığımız gibi bedenimizi, tasavvufta gönlün iç elbiseleri dediğimiz hallerin düzeltiminin muhabbetini yapar, terbiyesini yapar. Ki bu ilk okuyuştur. İlk okuyuş. Üstattan okuyuş, üstadın okuyuşu üzere hayatta deneyimleyerek okuyuş. Kur'an'ın ayetleri, esmaların tecellileri. Bir bakarım ki ne duama icabet eden bir Rahman var ama bana hususi olarak icabet ettiği için Rahim olur o benim için. Bir bakarım ki her şeye varlık hakkını vermiş El-Ak ama her şeye varlık hakkını vermiş iken de El-Rezzak. Ama bakın bu benim için öyle. Başka birisi için öyle olmasına göre hiçbir şekilde imkan yok. Çünkü nesnenin kendisi bunu vermiyor. Bizdeki insani titreşimde, bizdeki manevi titreşim, ben onu ruhumdan verdim. İki kudret elimle yarattım. Ben insanı kendi cemalim üzeri yarattığım noktasındaki ayetler veya tadis kutsiler doğrusunda biçimlenen bir insanın müşahadesi bu. Bir varlığı yine o varlıkla bilmemize imkan vardır. E Allah'ı nasıl bileceğiz? O zaman o varlığın bütünselliğiyle, suretim üzeri yarattığım dediği bir varlıkla bilebiliriz. Soyut kavramlarla, madem ki Allah'ı bilemiyoruz, iman noktası içeriğini imanla doldurduğumuz zaman Allah bizde canlını veriyor. Allah içeriği doğrultusunda canlarını veriyor. Biz ancak ve ancak o imanımız doğrultusunda biçimlenen Allah'a müşahede edebiliriz. Ve her müşahede mertebesi muhabbetullah mertebesidir ki ne? Bir yakınlık içerir. Sonuçta bu yakınlığın sonucunda dil öyle gelişir ki rafine edilir daha doğrusu. Yaşamı kendisiyle, ayetlerle, hadislerle rafine edilir. Ve bu rafinenin sonucunda kişi öyle bir varlık bilgisine oluşur ki ne? Bu varlık bilgisinde Allah'ın kendisinden ayrı gayrı olmadığını bilir. Yarım bıraktım anıya döneyim. Efendi baktı şöyle, evladım dedi Allah sana niye bu kadar uzak? Ben o sırada Allah'ı yukarılarda bir yerde düşünüyorum. Biçim olarak. Çünkü Allah bana uzak ya, kavram olarak soyut. Ona bir don biçmek zorundayım. Don biçmek, yani eski dilde don, yani günümüzde bir elbise biçmek zorundayım. Ona bir suret vermek zorundayım ki aklımda gönlümde bir yeri olsun. Bu da belki bir yasaya bağlı. Hikmetsel olarak bakar isek her şey neyde sonlanıyorsa o şeyle gene devamlı olur. İnsan istese de istemese algı düzeyinde maddede sonlandığı için aklı istese de istemese de madde düzeyinde ki o algılar düzeyindeki haliyle soyut olan her şeye biçim gidiyor. Ve istese de istemese de hayal ciheti her zaman önde gidiyor. Her neyse velhasıl bir kelam takdir. Yine devam etti sohbete. Aynı konuşma hiç durmadan, aksamadan devam ediyor orada.
Evladım dedi, niye bu kadar uzak bir daha sordu. O sırada ikinci soruşunda ben Allah'ı her yerde duyumsuyordum. Bir iman hali bakın. İlk iman halim yukarıda. Ona bir biçim vermişim. Hüsnü zanile. Kabul. Suhi zanile değil. Yani bir biçim yapmışım, o biçime ilahlık yüklemiyorum. Allah ilken ver, ona biçim veriyor. O hüsnü zan değil, hüsnü zan. O kabul. O yol götürmek için bir araç çünkü. İkinci söylemende her yerde haliyle kuşatıcı bir Allah. Bir daha sordu, Allah niye bu kadar uzak? Bir de baktım ayet tecelli diyor. Özleri bilen Allah'tır, ben veli kulum ve hadis-i kutsi olarak ben veli kulumun konuşan dili olurum. Bir daha sordu, Allah sana niye bu kadar uzak? Bir de baktım ki gözlerimden bakan bir varlık. Ben kul, kulluk müşahademin iman haline benden bakıyor. Bir varlık. Yaşam böyle bir şey, muhabbet böyle bir şey. Yaşama dair bir anlatı. Yani yukarıdaki bir Allah anlatmaz, yukarıdaki bir cenneti, cehennemi anlatmaz o sohbet. O sohbet sizi anlatır, sizi size gösterir. Ve öyle bir gösteriştir ki hem iyinizi gösterir, hem doğrunuzu gösterir. Ama en mühim noktası, Kur'an'ı açtım, okuyorum. Biraz önce bu anlatımı Efendi'yle anlattığım o hikayeyi üzerinden düşünürsek, Kur'an açtım, okuyorum. Kelam, Musaf. Manasına eriyorum, Kur'an. İçeriğine ermeye başladığım zaman, birisi konuşuyor. Konuşuyor da Musaf'tan konuşmuyor. Benden konuşuyor. Musaf sadece bir araç. Kur'an benden konuşuyor. Okuyan benden okuyor. Ve ben o bende okuyanı okumaya çalışıyorum. İman dediğim, benden okuyanı okuduklarını kavramaya çalışmak. Ve iman dediğim tevhidin zorunluluğu ki tevhidin başıdır. Tevhid dediğimiz iman mı olur? Tevhid dediğimiz birbiriyle bir etmek değil. Bir olanlarda bir olanı görmek. Yani bütünde olanı görmek. Bütüne aşkın bütünde olanı görebilmek. Bu iman var ise var olabilecek bir şey. İman yoksa zaten hiçbir şey yok. Ve iman doğrultusunda yani o şahsı ilke edinerek yani merkezinde, akıl merkezinde ki bu noktadan baktığımız zaman tasavvuf tamamıyla bir akut lügatının silinişidir. Yani bambaşka bir akıl lügatının silinişi derken işte o rahmet şeyden anlamak gerekir. Yani yaşadığımız rahmet olayından hani bela diye görüyorum rahmete çeviriyor. Madde üzerinde arıyorum bir bakıyorum manada görüküyor. Madde üzerinde arıyorum hile-i Rabbani diyor. Hile-i Rabbani. Yani maksat hile dediğim yani kandırmaca değil. Hile, bir şeyi maksat üzeri örtmek demek değil midir? Hilesini kaldırır, Rab görünür. Rabbin görünüşü zaten hile. İşte Kur'an, bende okuyanı okumak, iman, bende okuyanı okumak. Ve bu okuyanı okuduğum anda hareketlerim değişiyor. Benden olmamaya başlıyor her şey. Kimseden olmamaya başlıyor. Allah'la kul arasında kimse girilmez diyor ya. Allah'la kul arasında kimse girmiyor. Giremiyor. Yani şundan bundanlar bitiyor, onlar bitiyor. Yalnızca ve yalnızca orada Allah'tan olmaya başlıyor. Orada bir hal olur ki ne? Bu dil böyle gelirse, orada bir hal değişimi ona sebebiyet veriyor ki, o hal değişimi ariflerin hal değişimidir ki ne? Ariflik halidir ki diyeyim daha doğru, dilim sürçtü. Ariflik halidir ki ne? Arifler kendine varlık vermezler. Yani bir şeyler yaparlar, keramet gösterir, şu olur, bu olur. Bizden değil, haktandır. Yani kendilerine yakıştıramazlar. Kulluk perdesinde hakkın tafsilatını müşahede ederler, muhabbetullah'ta seyreder. Muhabbetullah demek müşahadede seyretmek demektir. Muhabbetullah'ta yani müşahadede hakkı müşahadede seyrederler ve kendileri kulluk perdesinde olarak müşahadede karar kılarlar. Kulluk merkezdir. Yani kulluk perdesini kaldırdıkları anda zaten marifetullah dediğimiz beka mertebeleri başlıyor. Dil bambaşka bir şey oluyor orada. Bunu ki burası arif-i billah düzeyidir. Bunu İsmail Emre çok güzel anlatır. Birçok erende de görmemiz mümkündür. Takdir. Genelde hay esmasının tecellisi olarak da söylenir. Nasıldı o? Adem belki burada İsmail Emre'nin doğuş hatlarını çok iyi bilen varsa o doğuş hatı okuyabilirler. Bugün Yusuf benim. Musa'ya konuşan benim. Adem'i şeytana şey verip şeytanı yoldan çıkartan benim. Sonunda çıkar en sonunda derken bugün Emre'de karar kılan benim. Yani bugün Emre'de karar kılan benim. Çok müthiş bir sözdü benim için. Şimdi iman öyle bir şey ki ne? İki cihetli bir bakış açısı vardır.
bir düzeyi vardı. Birincisi, aa ne mübarek insan. Bak Allah tecelli ediyor. Hani Kutsal Tuva Vadisi'nde Musa'nın görüşü, bakışı. Bak Musa canlanıverdi. Kur'an'dan çıktı. Bakış açısıyla bizde canlandı. Çok enteresandır. Yani Kur'an dini farklı bir şey. Kutsal Tuva Vadisi olarak aa ne mübarek insan. Allah tecelli ediyor. Kelam ediyor. Kutsal Tuva Vadisi'ne geldik hemen. Başka bir bakış açısına göre ise yalnızca Allah görükür, İsmail Emre görükmez. Çünkü bugün benim emrede karar kılan diyor. Bugün benim emrede karar. Bugün benim emrede karar kılanı mı göreceğiz yoksa emre var da emrede tecelli edip oraya gelip giden birini mi göreceğiz? Birinci bakış açısı bir hiledir. İkinci bakış açısı da bir hiledir çünkü o sırada sizde olandır kendini dışarıda gösteren. Çünkü Hazreti Resul'ün güzel bir sözü vardır. Der ki ne? Lütfü İhsan beni en çok etkileyen sözlerden hadis kutsi olarak söylüyor. Hem de şey hadis de var, hadis şöyledir. Allah var idi, yanında da hiç kimse yok idi. Ahadiyet. Teklik. Allah var idi, yanında da hiç kimse yok idi. Ama ahad dediğim anda ki esmalar şahsi işaretendir. Her esma şahsi işaret eder. Ama şahsın kendisini işaret eder, aklı bir bilgi olarak bize, şahsın kendisini bize işaret ettiği zaman biz şahsı müşahede ederiz ama şahsın kendisine perdedir. Çünkü şahs dışarıda müşahede edilmez. Şahsın tavırları fiile müşahede edilir. Bunu şöyle anlatayım. Metin Baba derim, Metin Baba'nın kendisi Metin Baba değildir. Esması odur. İşareten, yeri belli olsun diye. Bir hiledir Metin Baba. Herkes de Metin denildiği zaman sureti aklına gelir. Bak evvela sureti aklına gelir. Hani benim ilk başta biçimlendirdiğim yukarıda bir Allah gibi. Ha kudretli bir insan yanımızda hazır vesaire gibi. Ha, esması doğrusundan baktığın zaman Metin Baba. Takdir ilahi. Mehmet abi sen nazarı kesiyorsun. Çok tatlı bak bir kesti özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Takdir. Sohbete dönersek. Nerede kaldık? Vallahi o kadar tatlı bir dostumuz bakıyor. Halim kesin. Nerede kaldık? Şeyde mi? Esma'nın tezahürü. Esma'nın tezahürü ama farklı bir açıdan gelmiştik. Hmm. Geldi. Emre'ye mi bakacağım? Emre'de olanı mı göreceğim? Yani Metin Baba konuştuğu zaman Metin Baba'yı mı göreceğim? Metin Baba'da tecelli eden birini mi göreceğim? Yoksa gerçekten var olanı mı göreceğim? Mevcudat varlığın vücudunu size vermez. Hiçbir şekilde. Hepsi kendini gösterir. Bencildir. Çünkü herkes kendi, herkese diyor ki ne, burayı dövmeyeyim de şöyle söylersem belki daha doğru. Dilim sürçer çünkü. Her var ettiğine bir nefis vermiştir. Ve herkes kendi nefsinde bendir. Biz sadece canlı cansız diye ayırt ederiz o kadar. Ve herkes kendinin sunumundadır. Peki Allah'ı nerede görürüz? İşte bize verdiği iman doğrusunda bütünde sezeriz, fiilde sezeriz. Kalbele'ye geri dönüyorum bu noktada. Sohbet tamamlar. Efendim derdi ki, yorum bir kişinin sohbetine dikkatli bak. Başını dinle, sonunu dinle, ortasını dinle, hepsini dinle. Başı sonunda, sonu başında hepsi birbirini tamamlar. Arada kaçırdığın yerler varsa oralarda da, unuttuğun yerler varsa oralarda gelir. Ama herkes bir şekilde faydasını bulur. Onun için sohbet çok önemli. Ve her kişi de sohbetinden bellidir, şeytan da sohbetinden bellidir derdi. Çünkü şeytan sohbeti karma karışıktır. Öyle ki ne? İlkesiz şey, ilkeli bir düzeyi yoktur. O ilkeli düzeyde bağlayamaz, toparlayamaz. Tam tevhide getirmez. En sonunda keyfiyetleri dökmeye başlar. Ama her sohbetine gelince o kendinde kendi içeriğinde anlamlanır. Bir yer yarım kaldı dersiniz, o yer bir bakmışsın başka döner dolaşır getirir. Hani nefes verdi ya, dönüşü çekti ya heyle. Döner dolaştırır kendine yeri çeker onu. Yani kişinin, o diyor kendi nefsi bütünlüğünde konuşmaz ayeti böylece tecelli etmiş, vücut bulmuş bulur. Her neyse bu noktadan yine devam edersek. Takdirillahi, özür dilerim. Allah ki var yanında hiç kimse yok idi. Bir hadis-i kutsi de şöyle der. Marifetullah mertebesinde ve belka merçeği arif-i billahın haline geçeceğim. Der ki ne? Ki beni en çok etkileyen hadis-i kutsilerdir, kutsilerdendir. Habibim, seslendim, sesimi duyan olmadı, baktım gördüğüm olmadı. Allah Allah. Ahadiyet ve şahsiyet. Şahsiyet. Öyle bir şahıs ki tamamıyla vücut. Bütün.
bütün değil, özür dilerim, bütün. Tamamıyla. Bölünmez, parçalanmaz. Biraz önce kuantumu izlemiştik. Melaike düzeyinde parçalanma olur ama onun nuru düzeyinde hiçbir şekilde parçalanma olmaz. Onun nurunun tamamı elektromanyetik etkileşim noktasında bir bütündür. Parçalanmasına imkan yoktur. Yek vücuttur. Ve kendi var ettiği zaman bir değişime uğramıyor. Elif harfi onun içindir ki ne? Değişmezliği de işaret ediyor. Melaike'de bir değişim olur. Yani kimyasal değerler noktasında bir şeyle bir şeyin etkileşimi sonucunda bambaşka bir şeye döner. Ama o yarattığı anda yarattığı şey olmaz. Orada kendi içeriğini, kendi özünü korur. Kendi varlığını korur. Hiçbir şekilde onun değişimine imkan yoktur. Şimdi toparlayayım bu noktada. Ki yanında kimse olmadığı içindir ki ne seslendiği zaman sesini duyan olmayan, baktığı zaman gören olmayan, gördüğü olmayan, bir varlık ki ne bilinmeyi istedim diye yaratıyor. Ve yarattığı zaman bütün varlığın eveli olur. Kendi varlığından var ettiği için. Bütün varlığın aynı zamanda da kendi varlığında gene bitirdiği için de sonu olur. Bütün varlık gene dönüşümüz yine banadır ayet-i kerimesiyle bedene, ruha, mani. Şu anda biz dahi dönen banadır ayetini yaşıyoruz. Hangi noktada bilinmeyi istedim diyor ya. Allah'ı anlatıyoruz ya. Allah'ı anlatırken de bilinmeyi istedim tezahür ediyor ya. Dönüşümüz yine banadır ayeti o zaman iradi noktada tezahür etti. Bakın biz yalnızca ayetin şahsi düzeyini ele alırız. Ya tasavvuf dili öyle bir dil ki aynı anda Kur'an'ı canlandırıverir. Yani uzakta bir Kur'an'a, dönüşürüz yine bana, Allah diye birine dönüyoruz. Pat, iradi noktada dönüşümüz vardı, bilinmeyi istedim. Ha, gözünüz açılır, keşfiniz açılır, el basar. Kulağınız açılır, el semi. Hangi noktada kulak açılır? Belki düşündüğünüz şeyler, belki farklı bir açıdan, bir irşat, irşat dediğimiz farkındalığa getirmek, hakkı, varlık üzerindeki tecelliyatını, müşahadesine getirmek noktasında fark yaratmaktır. İrşad dediğimiz. Anlayışta fark yaratmak. O anlayışta fark yaratabildiysek işte bir dönüşüm var, bir duyma var, bir görme var. Görme böyle bir şey. Ya bakmak ayrı bir şey, görmek ayrı. Gören odur, duyan o. O zaman siz mi gördünüz? Yoksa size gösteren mi görür? Tevhid'i böyle anlatırlar. Bir daha söyleyeyim bu noktada. Kendisini arif olan kulluk perdesinde yakıştırmaz. Arif-i billaha geldiğimiz zaman İsmail Emre diyor ki ne? Biraz önce anlattığım ahadiyet mertebesindeki o iki şeyle, hadis-i kutsiyle beraber şey yapacağım. İsmail Emre diyor ki ne? Bir ay diyor buna tövbe ettim diyor. Bir ay bu doğuşata tövbe ettim. Yani bugün benim Emre'de karar kılan doğuşatına bir ay tövbe ediyor. Bir ay sonunda da diyor ki ne ya dedim bu benden değil. Kendisine de artık emri vaki giriyor herhalde. Ne yapıyorsun? Yani akıyor senden bırak aksın. Taktik bu benden değil. Bir ay tövbe ettiğime bu sefer tövbe ettim diyor. Çok enteresan. Bu Arif-i Billah. Arif idi. Kulluk perdesindeydi. Arif-i Billah oldu. Yani üzerinde olan varlığı artık yaşıyor. Onun da problemi yok. Yani bu problem tasavvuftaki problem yoksa normal hayatımızdaki Allah'ı kabul edip etmeme nesnede var mı yok mu sorgulamanın bir problemi değil. Allah'a müşahede ediyor, Allah'ı yaşıyor ama kulluk perdesinde müşahede ederek yaşıyor. Ama artık yaşıyor, yaşadığında kendisini araya koymuyor ki bu sefer Yunus'un sözüne gideriz. Kalk aradan kalsın yaradan. Kendini kaldırıyor aradan, sadece yaşıyor. Kendiyle problemi olmadan. Yani üzerinde hangi doğuşat gelirse gelsin, hangi sıfat açılımı gelirse gelsin, artık o ondan hoşnut, o onu yaşıyor. Bu da nefsi saviyeden nefsi kemaliye terfidir aslında. Artık kemale gelmiş, nefsi tam. Nefsi saviye cennete girmek, o cennete girmiş ki doğuşat geliyor. Cennetini yaşıyor çünkü Allah cennette görülecek dönüyor ya, mümin kul kendi gönlünde görür cenneti ve Allah'ını. Kendi gönlü cennet oldu mu Allah'ını orada görür. Çünkü saf olur, temiz olur, pak olur. Ve kulluk perdesi ne kadar saf ve temiz, pak olur ise ki kitaba temizler dokunur. Kitaba temizler dokunur demek hakkı temizler anlar, temizler kavrar, temizler müşahede eder, temizler onun okuduğunu anlar, kavramaya çalışır noktasını anlamak gerekir. Bu noktadan baktığımız zaman kendimizdeki hakkı görürüz. Çünkü gönlümüz cennet olursa.
Velhasıl Kerem, bu noktadan Arife Billah'ın haline baktığımız zaman dil değişiyor. Artık bambaşka bir şey oluyor. Artık söylediği zaman, söylediğinden etkilenişiyle beraber kendisi aynı zamanda irşad, bu aynı zamanda şu sırrı da veriyor. Doğuşat'ın kendisi çıktığı zaman dil olarak, o dilin kendisi kendisini işlemeye başlıyor, farkındalığa getiriyor. Bir ay tövbe ettiğime tövbe ettim demek, o işe Doğuşat, yani kendinden gelmiş. Aslından gelen Doğuşat kendisini irşad etti demektir. Tasavvuf dili birinci ayakta, kulluk perdesinde irşattır. İkinci ayakta, yaşadığın şeyde irşattır. Bunu şöyle anlatayım ki Doğuşat şeyi noktasında, nüktesinde sanatçılar vesaire gibi bir şey, Şeyma ablam söylemişti. Yolda bir şey konuşuyorduk. Yazı yazdığım zaman, çok enteresandır, bir şey alırım, disiplini alırım, ışıklar altında şunu şöyle yazacağım, bunu böyle yazacağım, notlar tutarım. Yazı yazmaya başlarım. Yazdığım yazı, başta vurguladığım noktalarda ve karar veririm, bu böyle bitecek. Sonunda bir bakarım ki o bambaşka bir şey olmuş, hiç istediğim gibi bir şey olmamış. Bambaşka bir şeyle karşı karşıya. Yani öyle bir akıştır ki o, hani ilmi ledun dediğimiz, katımızdan bir ilim verdiğimiz. Katı neresi? Allah katında din İslam'dır ya, katı insan. Yani insanın fıtratı, Allah-u Alem'i bilmeye, Allah-u Alem'i yaşamaya müsait bir şekilde yaratılmış bir. Öyle bir hal düşünün ki kendisi onun katı olmuş. Yani yukarıda bir kat, onları anlatabiliriz. İç boyutlardan bir kat, onu da anlattı. Onları nesnen anlattı. Ama Allah katında din İslam'dır. Nasıl bir kat? İnsan. İnsanın fıtratı, ahlaken yaşaması ve o ahlaken tasavvuf cihetiyle dilinin değişerek yaşaması ve dilin kendisini işleyerek yaşaması, yaşamında görünmesi misal, yani Allah katında din İslam'dır. İnsan yalnızca varlığındaki hakkı, varlığındaki hakkı İslam'la olur. Burada İslam deyince ne anlaşılır orası ayrı bir konu. Metin Baba senelerden beri belki konuşuyor, oraya hiç girmiyor. Takdir ilahi. Buradaki dille baktığımız zaman Arif-i Billah'ın dili değişir. Artık birisi evliya mısın diye sorsa, yani ben evliya değilim filan filan demesine gerek yoktur. Yani alttan almasına filan gerek yoktur. O olanı yaşıyordur zaten. Birisinin öyle deyip dememesi de etkilemez. Çünkü olanı yaşıyordur. Olanı yaşamak, başkalarının övmesi, şunun nasıl, bunun nasını hiçbir şekilde etkilenmemesi gibi bir hal getiriyor. Öyle bir hal ki, olanı söylediğin zaman, ona yakıştırdığın zaman olabilir diyor. Olmaz demez. Kendine yakıştıramadığı bir hal yoktur orada. Yani birine iyilik yapar, efendim siz şöyle yapar, Allah'tan evladım bizden değil gibi bir şey olmaz. Öyle söyledir, bitmiştir. Çünkü direkt yaşıyordur onu. Yaşadığına kulluk perdesini koymaz. Ama zorunlu olarak da yine dilin kendisi ikilik içerdiği için de kulluk perdesini anlatır. Bunu da bir hadis, hadis demeyeyim de ayetle anlatmaya çalışayım. Ayette şudur. Der ki Resul'e itaat Allah'a itaattir. Muhammed'e itaat Allah'a itaattir demiyor. Çünkü Muhammed onun cesedidir. Varlığı Resul'dur. İki kavram da. Resul dediğimiz şey belki Budistlerde mi, Hindulardan bilmiyorum da avatara, Budacılar, Budistlerde ise Buda'ya denk düşüyor hemen hemen. Resul dediğimiz hakkı hakkıyla yaşayandır. Üzerinde hakkın belirdiği kul demektir. Belki biraz daha böyle mitsel gibi olursa yürüyen hakkın yeryüzündeki iz düşümü diyebiliriz. Biraz daha böyle şey olursa yürüyen haktır. Gören haktır, duyan haktır. Bakıldığı zaman hakkın göründüğü kişidir. Müşahede edildiği kişidir. İnsan dediğimiz Allah esmasının iz düşümüdür. Ve her insan bu potansiyele sahiptir. Bu potansiyel. Yani o iz düşümü yaşamaya müsait bir yaratılış. Anlamaya, kavramaya müsait bir yaratılış. Ben Allah'ı tanıyorum. Ama tanımak ayrı bir şey, tanışmak ayrı bir şey. İşte tasavvuf dili tanıştıran bir dil. Ayetleri vücuda getirerek, esmaları vücuda getirerek, aynı zamanda her birinin bir hile-i Rabbani olduğunu göstererek. Çünkü her bir sıfatında görüşünüz başka sıfatlarla olumsuzlamanız olduğu içindir ki ne? Bir perdedir. Başkalarını beri bıraktığınız için, başka sıfatlarından beri kaldığınız için. Belki de başka sıfatlarından beri kaldığımız için kendimizde. Şahsına kıyaslan ise her müşahedemiz gene perdedir. Çünkü kulluk perdesi hem perdedir, kulluk perdesinde seyrediyoruz. Çünkü ben kulluk seyrediyorum, müşahede ediyorum imanım doğrultusunda.
İster esma tecellisi olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Ben sizin Rabbiniz değil miyim sözüne geliyorum bu noktada. Ben sizin Rabbiniz değilimin sözü bu alemde işte tecelli buyurur. Hangi noktada? Fiilde onu müşahede etmek. Yani imana geliniz, beni fiilde alemde müşahede ediniz. Sıfatlarımı müşahede ediniz. Esmalarımı müşahede ediniz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? İsmail Emre'ye gidiyoruz. Bugün benim Emre'de karar kılan. Eyvallah Rabbim sensin. Tövbe ettiğime tövbe ettim diyor ya. Tövbe ettiğime tövbe ettim noktasından baktığımız zaman İsmail Emre'ye takdirle ya Rabbi sen benim Rabbimsin demiştir orada artık. Kendi cennetinde nefsi kemaliyeyle mutmain olmuştur. Böyle bir hal. Bu dil öyle bir dil ki bir taraftan okuduğunuz zaman, yaşamın kendisinde okuduğunuz zaman sizi eğiten, terbiye eden, bir taraftan da sizden akmaya başladığı zaman sizi de aynı şekilde irşad eden bir dildir. Yani konuşmaya başlandığı zaman orada ilmi ledun, Allah katında din İslam'dır ya, o İslam olmuş, mümin olmuş, müşahede etmiş, dili Allah olmuş artık. Bir kişi ise lisanı Allah olmuş. Yani Allah konuşan. Resul kendi dilinden söylemez, Hakk'ın dilinden söylediği içindir ki ne? Takdir-i ilahi, biraz önceki Resul kavramıyla beraber söylüyorum. Resul, Hakk'ın bu alemde göründüğü varlıktır. Mevcuda gelişidir. Öyle bir kişinin vücudu mevcuttadır ama içerik olarak varlığı tamamıyla Hak'tır. İlahi sıfatların yaşantısıdır, surete gelişidir. Öyle bir şahsın kendisini müşahede etmemiz bizim imanımızdır. Ve öyle bir şahsın işaret ettiği yalnızca sizsinizdir. Çünkü öyle bir şahıs bilir ki kendisi değil, ahadiyet vardır. Ve öyle bir şahıs yine bilir ki ne? Sizi sizdeki, sizinle buluşturması cihetiyle irşad olunacağını ve bütünsellikle, yani size sizin hakkınızı vermesiyle, sizi sizdeki hakkı göstermesiyle, sizi sizdeki hakkı yaşatmasıyla ancak kendisinin de görüneceğini bilir. Nasıl ki biz Allah'a kendi üzerimizden hani anlata anlata gidiyoruz da müşahede hallerimizi de anlatıyoruz. Öyle bir şahıs ise üstad mürit ilişkisi noktasına baktığımız zaman ki talip demek belki daha uygundur. Takdirle baktığımız zaman kişinin kendisi orada irşad ederken kişideki varlığı al oku kitabını derken hep kötümüz anlaşılmazsa kitabında ne varsa onu okuyacak. Hak, sıfatlar, esmalar, ayetler. Bunlar surete gelir, vücuda gelir yaşamında. Ve onları Kudüs esmasının tecellisi ihlastır ki ne? İhlaslı bir hal, samimi bir hal. Ve o ihlas haliyle iman, imanlı bir halle müşahede edecek. Yani her nerede görürse Rabbini, imanı doğrultusunda, belli Rabbim sen misin? Ki Beyazıt-ı Bestami bu söz için der ki ne? Ben her an duyuyorum o sözü. Her an duyuyorum o sözü. Kâh bir velinin dilinde, ya kainattaki olaylarda fiilen tecellilerinden. Mesela birisi geldi, baba bana suyu ikram etti. El Rezzak. Ya babadan bilirsen babadan. Ama uzatana hak bilirsin. Hak'ta. Ama suyun kendisi El Rezzak değil. Katiye. O bir rızık. Rezzak olan orada tavırda olandır. Onun için tevhid nesneye aşkın, nesneye aşkın Tanrı'yı müşahede etme bakışına sahip olabilme bilincinde olan bir haldir, bir durumdur. Ve bu durumun kendisinde yalnızca şahsın kendisi müşahedir. Bir daha hatta şey dersem, biri birle bir etmek değil, bir de bir olanları görmek. Yani bütünün kendisinde, bütün olanı, bir olanı, ahad olanı görebilme. Müşahedesine erebilme. Bu müşahedeye erebilirsek işte o zaman tevhid edilir. Ve tevhidin tamamı iman ile alakalı bir şeydir. İmanınız varsa o müşahede vardır. İmanınız yoksa o müşahede yoktur. Ve bu anlattığım şeylerin hepsi havada kalan şeyler olur. Çünkü yaşam deneyimi yok. Ya kendi sanılarını söylüyor. Yakıştırılmalarını anlatıyor. Ya boş ver gitsin kafayı yemiş de olabilir. Ama deneyimin kendisi varsa onlar yalnızca kendilerini görürler. Yaşamında hemen kıyasa başlarda benim yaşamımda da şöyleydi, böyleydi. Çünkü kendi haklılıklarını görürler. Ve çok enteresandır. Tevhid dili o kadar güzel bir çekici dildir ki herkes kendini gördüğü içindir ki ne iyi veyahut da kötü. Kendi kitabında olanlar veyahut da olmayanlar fark etmiyor. Gördüğü içindir ki ne nasıl ki aynanın karşına bakıyoruz, çıkıyoruz hani kendimizi görmek için. O kendimizi bize gösterene müptela oluruz.
Sizler de bunun için burada değil misiniz? Senelerden beri bilmiyorum. İlim cihetinde geliyorsunuz. Size ilminizin farklı noktalarından cihetlerini gösteriyor. Siz de zevke geliyorsunuz. İkide bir daha geliyorsunuz. Çünkü her ilimle siz oluyorsunuz. Daha farklı bakış açılarına sahip oluyorsunuz. Eğer gerçekten bu niyetle gelmiyorsa, yok bu niyetle gelmiyorsa başka bir şey için onu bilmem. Ama işin enteresan tarafı, takdir ilahi, tevhidin dili bir taraftan böyle bir işleyiciliği var iken, yani kişiyi yapılandırma, akıl lügatını siliyorsun, yepyeni bir lügat başlatıyorsun onu ve yepyeni, yani akıl lügatını silmekten kastım, yepyeni bir bakış açısı getiriyoruz sana. O bakış açısı şahıs temelli bir bakış açısı, iman temelli, ihlas temelli bir bakış açısı ki o bakış açısıyla baktığınız anda iş bitmiştir zaten. Yalnızca artık o şahsın dairesindesinizdir. Bir kulumu seversem diyor, kullarımı bunu şöyle başlatırsam daha iyi olur. Kulumun şevki bana artmıştır diyor. Benim şevkim ise kullarımdan daha fazladır. Bir kul Allah'ı seviyorsa Allah o kulu ondan daha seviyordur. Artık kendi dairesinde saklar. Safiyetini de korur. Artık bir bakarsınız başınıza dua ediyorsunuz. Eskiden başınıza felaketler gelirken bir bakarsınız ki korunmaya başlamışsınız. Hiçbir şey olmuyor. Felaketler, şerler uzaklaşmaya başlıyor. Hep yanınızda olan bir şahsi müşahedeyden dolayı. Şimdi aslında benden bu kadar diyeyim. Çünkü kesildim, nazar itibariyle. Özür dilerim. Saygılarımı, samimiyetlerimi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Halil Bey. Ama heyecanımı birçok şeyi ifade edememem ve dağınık heyecanımdan dolayıdır. Sizlerden de özür diliyorum o noktada. Yoksa bu şekilde anlatılacak bir dil değil mi? Bizzatihi yaşam, dilin vücuda gelişi. Yaşanması. Ve tasavvuf dilinde kavramlar, özür diliyorum, kavramlar belli noktada sabitlenip de illa şu manaya gelecek diye sabitlenmez. Yani bir gata atarsın bitmek. Bitmek kelimesi sonlanmıştır. Tasavvufta öyle bir kelime kullanılmaz. Yani o şekilde bir içerik kullanılmaz. Kat diyen o kavram hiçbir zaman o manada direkt o şekilde ele alınmaz. O mana tamam geçerlidir. Bitmek aynı zamanda başlanmıştır. Bizler diyor sizleri topraktan bitireceğimiz gibi bitireceğiz. Çok gönlüdür. Yani bir kavram en az 10, 20, yani sembolik ifadeler olduğu için 20 noktadan görünür. Mesela Rab esması. Rab esmasının kavramsal anlatımı vardır, hayata dair gösterimleri vardır. Bir noktada kavranmaz, bir noktadan kavranmaz. O günkü ihtiyaç neyse, gelenlerin hali neyse o noktada kullanılır. Ayet o noktada kullanılır. Başka bir muhabbette başka bir noktada kullanılır. Ama yine aynı ayeti anlatırsınız. Yani dönüşünüz yine banadır. Ahirete çıkacağız, döndük. Dönüşünüz yine banadır. İrade döndük. Dönüşünüz yine banadır. Belki beni burada hak diye müşahede edenler varsa bak döndüm. Espri yapıyorum. Yani yok, öyle bir iddiam yok. Takdir. Dönüşünüz yine banadır. Ben kendimde hakkı gördüğüm zaman döndüm ona. Belli sen benim Rabbimsin dedim. Dönüşümüz yine onadır. Konuşurken kendimi araya koymadan. Yalnızca hak olarak konuşuyor isem zaten dönülmüştür artık olur. Ahadiyet. Yanında hiç kimse olmadan kabul etmez. Anlattığı da kullarıdır, başkası değil. Onlar kabul eder etmez ayrı mevzu. Böyle bir anlatım. Yani vücuda geliş böyle bir şey. Özür diliyorum ama öyle bir şey yok yani. Kendimde öyle bir yer yok. Öyle bir şey de anlayan varsa özür diliyorum. Takdir. Vücuda geliş yani ayetlerin, esmaların vücuda geliş yaşama aittir. Eğer yaşarsak, yaşadığımızda deneyimleme noktasında ki deneyimdir o. Deneyimlerimiz bize bilgi olmuş oluyor. Çünkü deneyim demek aslında o yaşamı bilgi edinmek. Benim kabahatim. Yani yaşıyorsunuz, yaşadığınızı artık tespit ediyorsunuz, onu artık kendinizde görüyorsunuz. Başka yaşamlarda da gördüğünüz zaman bu deneyim olmuş olur. Yani herkes yaşayabiliyorsa o deneyim olur. Herkes yaşayamıyorsa o keyfidir. Kadim bilgenin sırrı da budur. Yani bazen bir hadis söylerdim, birisi çıkar diye onu Hazreti Resulullah söyler. Ya ne bileyim ne söylemiş, aynı ruh, aynı can, aynı ten değil ama belki aynı lütfü insan ama o ahlak, o tecelli aynı şekilde onu söylemeye müsait hale getiriyor. Ve vücuda getiriyor onu bir daha. Onun içindir ki Kur'an'a baktığımız zaman yani sadece manalar seyrediyor. O her zamanın kitabıdır, her zaman vücut bulur. 1400 sene önce gelmiş, ölmüş değildir. Evet, şeriaten okuruz. Orada bir Allah'ı dinleriz. Korkutan, ürküten. Tarikaten onu mitletiştiririz. Hazreti Resul'ün hayatında, insanların, enbiyaların hayatında. Ve tenzihte uzakta bir Allah. Hakikate geldiğimiz zaman teşbih ederiz. Teşbih esmalardan ibarettir, ayetlerden ibarettir. Bir daha söylüyorum.
tesbih, teşbih, Allah-u alemi esmalar ve ayetler cihetiyle alemlerde müşahede etmedir. Alemler derken biz dahilizdir buna. Yani kendimiz dahilizdir. Müşahede etmedir. Yani Er-Rahman diyorum, kainat üzerinde müşahede ediyorum imanım gereği. Rızkımı verdi Er-Rezzak, El-Halim nezaketen. Tecelli buyuruyor. Ama bunu yaşamak ve kavramak, o sırada o içerikle bakmak mühim. Yoksa laf olsun diye Allah veriyormuş Er-Rezzak gibi bir şey değil. O zaman siz sadece akademik düzeyde belki Allah dedikleri de böyle bir şeyde, böyle bir inanışları var, böyle bir düzeyde bir şeymiş. Ama içeriği düzeyinde baktığınız zaman, mesela Er-Rezzak olduğunu ne zaman anlayabilirim o noktada içeriğini doldurarak, ne zaman çok çok köşeye sıkışırım, maddi, hani derler ya cuka boş hesap, ne zaman köşeye sıkışırım, o sırada bir kapı açılır, dualarım sonucu, dualarımın sonucu da kabul olduğunu görürüm. Ki öyle bir durumum yok, her birimizde de olmuştur yaşantımızda belki, görürüm. İşte o zaman Er-Rezzak dedim. Rezza belki o zaman kavrarım. Yani aziyete düştüğümüz noktada birçok şeyi kavrayabiliyoruz. Yaşamımızda sirayet ediyor, görüntüye çıkıyor, deneyime çıkıyor. Aziyetine düşmediğimiz şeyin müşahedesi olmaz. Ben Allah'tan yana aziyete düşmüştüm. Onun için onun müşahedesini vermişler. Şimdi toparlayayım bu noktada. Takdir-i ilahi. Dilin kendisi eğer yaşanıyorsa canlıdır. Kur'an, bu noktada Kur'an dili hayatın kendisine ait bir dildir. Onun için bütün anlatımları geneldir. Yani direkt şunu bunu muhatap almaz. İnsanlardır. De ki der. Hemen parantez Muhammed. Ya kardeşim dur. O orada. De ki diyor seni muhatap alıyor. Ne zaman Kur'an size hitap ediyor dili itibariyle? İşte tasavvuf diline geldiniz. Tevhid diline geldiniz. Esmalar diline geldi. Ahad, ahadla karşı karşıyayız. Biz vermiyor muyuz diyor, vahidiyetle karşı karşıyayız. Böyle bitiyor. Ama bak gene Mustafa'dan okuyarak içerimde anlamlıyorum. İçerimde olan, içerimde olan derken yakışmıyor. Varlığımda olanın ben de okuyuşunu okuyorum. Onların sadece aracı hepsi. Onlar tetikliyor. Evet, onlar da olması olmuyor. Araç iletişimi oluyor. Evet, işte sohbet böyle bir şey. Şimdi tabii sohbetin bektaşilikte çok hoş bir şey vardır. Bektaşilikte sohbet sofrada yapılır. Ve sofra şey edilir, tamam edilir. Sohbet de tamamlanmıştır. Bir dua yapılır. Ama arkadan bektaşi baba der ki, duadan sonra ya 40 lokma ya 40 lokma. Yani arkadan yine sohbet devam eder. Bittiği halde devam eder. Çünkü akılda kalmış ya sormak istediğimiz veya o sırada yeni birisi gelmiştir. O da yesin. Biz 40 lokmamızı yerken o da 40 lokma yiyiverir orada. Ve böylece muhabbet sürer gider. Yani bittiği yerde tekrar başlar. Onun için bu döndöre gider yani. Bu sonsuza kadar giden bir şey. Bugün tanık olduk. Bir sohbete tanık olduk. Neydi o? Bir ayetin tecellisidir. Deryalar mürekkep olsa, kalemler, şey ormanlar, ağaçlar kalem olsa, Allah onlar biter, Allah'ın kelamı bitmez. Bir yedi misli daha yaz. Şimdi Erenlerin izniyle sual alalım. Varsa, yoksa. Efendim, buyurun. O zaten sohbetin içinde cevabı vardır. Sohbet öyle bir şey ki zaten sorunun cevabı hazırdır sohbette. Sohbete döndüğün zaman zaten orada bir örnek vardı. Yine sohbete dön. Şöyle demiştim. Ben daha önce irademe tam sahip olamıyordum. Çünkü bir Allah'ım vardı, iman ediyordum. Yani cezamı, şuyumu, buyumu da kendi aklımca biliyordum. Ne zaman ki görüldüğümü görmeye, duyulduğumu duymaya, bilindiğimi bilmeye başladım. Yani veli kulun dili olduğu, gözü olduğu, orada kendi varlığıyla tecelli buyurduğu varlığı bizzat müşahede etmeye, yaşamaya başladım. O zaman iradem kesilmeye başladı. Birincisi burada yakinlik söz konusu. İkincisi ise bir iradeyi götürtmek için başka bir irade, daha kuvvetli bir irade lazım.
Yani bir irade ancak daha kuvvetli. Çünkü irade aynı zamanda bir meleke açıyor. Bir kuvvet üzeri. Ondan daha kuvvetli bir kuvvet lazım. Daha büyük kuvvetli bir meleke lazım. İrade lazım. Ve anca ve anca nefsani olan isteklerimiz, keyfi olan isteklerimize ilahi aşk dediğimiz o kuvvetli irade melekesi, yani ben bilinmeyi istedim sözü kulda, dervişte veyahut da talipte aşk olarak açılır. Çünkü aşık kul yalnızca bilmek ister. Bilmek ister. Ve bu noktada baktığımız zaman ancak aşk çare veriyor ve bir müşrik amil çare veriyor. Başka? Buyurun. O şeyin, İsmail Emre'nin, benim değil. İsmail Emre'nin sözü, evet. Belki de ben bunu şöyle anlıyorum. Ha, tasavvuf böyle bir şey, bak sen de başka bir şey yorumlayabiliyorsunuz. Evet, benim yorumladığım da şu, acaba bu terki terk anlamına mı geliyor? Terki terk etmek çok farklı bir şey. İsmail Emre zaten orada kulluğunu terk etmemiş, bak. Çok enteresan bir şey, halen kul. Kulluk bakışıyla bakıyor. Nedir? Bugün benim emrede karar kılan. Noktası var. Ondan sonra ne yapıyor? Daha yeni başlangıcı, yani terki terk etmenin başlangıcıdır o. Hangi noktada? Çok enteresan bir nokta. Bugün benim emrede karar dediği zaman ve bir ay tövbe ettiği zaman halen kulluk perdesine bakıyor demektir. Daha terki terke gelmemiş demektir. Ne zaman ki terki, yani artık orada şey olarak, yani çok enteresan. Tam yani sizin söylediğin şeye fazla tam örtüşmüyor. Yani öyle bir şey ki ne? Terk etmeyi terk etti. O zaten kendini terk etti. Terk edecek bir şey kalmadı. Terki terk demek, terk edecek bir şey kalmamak demez. Bu noktada baktığımız zaman, o sırada zaten artık onun ilk başlangıç safhası. Yani terk edin, yani arifliğin ilk hali. Belki tam cevap verebildim, belki veremedim. Ama arifliğin ilk hali. Yani arif-i billahın ilk hali. Yani terk etmeyi terk etmek. Arif-i billahın ilk hali. Bir de terk etmeyi iyi anlamak lazım. Tasavvuf terki davadır derler. Evet terki davadır ama keyfiyete ait iddialarınız noktasında terki davadır. Sonuçta kainatta hiçbir yer boş kalmaz. Yani bir irade gider, yeni bir irade gelecektir. Terki dava, terki davayı hakka bürünmek olur. Bu da istesenize, ya senelerden beri burada sohbet ediliyor ise bu davayı haktandır. Yani biz hakkı ispatın davasında değiliz. Ama istesek de istemesek o bizden kendini ispat ettirtir. Eğer iman varsa, bir yöneliş varsa. İsmail Emre'nin hali belki oraya da ilk basamak olarak görüyorum ben şey olarak diye. Yani terki terkin ilk basamak. Çünkü terki terkin açılımları çok geniş. Oraya girersek bayağı uzar. Başka? Buyurun. Herkeste. Herkeste. Potansiyel olarak herkeste. Yani efendim şöyle derdi. Ya evladım derdi, bu eski insanlar nasıl bunları bilmiş? İsaf temiz dermiş herhalde o zaman. O zaman biz de öyle olalım. Yani biz de öyle olalım. Yani eski insanlar yapabiliyordu da biz yapamaz mıyız? Yani öldürdük mü Allah'ı, öldürdük mü peygamberi? Onları diriltmek lazım kendimize. Gayret. Onun için diyor insana çalıştığından başka bir şey yoktur. Bu sizin sorduğunuz soruya en güzel ayet olarak cevaptır. Hangi nota? Size çalıştığınızdan başka bir şey yoktur. O çalışmak, o gayret, o şevk, ihlas ile beraber o potansiyeli bizde açar. Ha, onun için bir ayet ver. Kulum bana şey bir hadis kursu ver. Kulum bana bir adım gel ki ben sana ona kulum bana bir adım gelirse ben ona adım gelirim diyor. Bu çalışma noktasında. Ya kulum sen orada dur ben sana geliyorum demiyor. Kulum bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. Bunun biraz daha devamı vardır açmayayım. Yani kulum sen orada dur ben sana geliyorum diyor mu? Zaten onda hazır. Yani kulun o gayreti kendi üzerindeki örtüsünü açışıdır. Bir şuurlanış, bir şuurda biçimleniştir. Yepyeniden yaratılıştır. Allah kendini onda sıfatlarıyla, esmalarıyla yaratırken, çünkü bütün esmalar, sıfatlar yaratılmıştır. Allah kendisini sıfatlarda, tavırlarda yaratırken,
kulunu da müşahadesi üzeri yaratıyor, zevkte yaratıyor. Ve kulu ne zaman ki kendi varlığının kulluk perdesinden kalkıyor, o zaman yaratılmaya ihtiyacı kalmıyor. O zaman efendim tevhid ilmi değil, zevkidir mi? Tevhid zevkidir, iman var çünkü. Zevkidir. Çünkü bir şahsın müşahadesi, çünkü nesne bize hiçbir şekilde, bu nesnenin Allah'ı göstermemesi, enkelki nesne üzerinden, bir daha söyleyeyim, nesne üzerinden bütün açılımların, bütün açılım, bundan materyalist düşüncenin ateizme, panteizme doğru gidişleri olsun. Şimdi bizdeki ahadiyetle muayizm dedikleri, belki dilim sürçüyor, ayrı şeylerdir. Birisi madde üzerinde tekliktir, birisi şahıs üzerinde tekliktir. Bunu çok iyi bilmek lazım. Adam panteizm diyor, madde üzerinde bir panteizmi anlatıyor. Bizde kuvvet açılım dediğin zaman madde üzerinde bir açılım yapmayız. Allah alem üzerinden bir açılım yaparız. Yani şahıs üzerinde melaike Allah'ın kuvvetleri deriz. Melaikenin açılışından bahsederiz. Onun için panteizmin tasavvufta yeri yoktur. Yani öyle bir şey yok çünkü. Yani çok farklı ince bir bakış. Yani nesne üzerinden kuvvetler var, şu var, bu var. Yok öyle bir şey. Yani İbrahim Nebi, şu kuvvetler Allah, bu kuvvetler hepsi Allah demedi. Benim Rabbim dedi, güneşi doğudan yükseltiyor, sen de batıdan yükseltsene demiştin Nemrut'a. Yani madde üzerinde kudret sahibi olup güç getiren, ki onun için Rabbül Alemin güç getiren, üzerinde hazır olun. Ve nazır olun. Melaike kuvvetleriyle bak, nuruyla hazır, melaike kuvvetleriyle de nazır olan bir kudret. Onu müşahede edebilirsek kulluk perdesinde ne mutlu bize ki iman orada var. Ha imanımız da o bugün benim emrede karar kılana kadar. Orada iman yok. Allah diyor ya, baktım gördüğüm olmadı. Seslendim, sesimi duyan olmadı. Kime iman edecek? Ha o bir hali yaşantı. Yani lafla söylemem yani uçuk kaçık bir şey olur. Hali yaşantı. Yanında kimsenin olmadığı varlık düzeyine, yani ahadiyete. Ve o ahadiyeti her düzeyde yaşayabilmek, her düzeyde görebilmek. Şahsı biz dışarıda göremeyiz. Nesne onu bize vermez. Ve nesnenin kendisinin hiçbir şekilde hiçbir şeyi vermediği ayeti, süresidir daha doğrusu, süresi kafirin süresidir. Kul eyyel kafirin la abdüm atabdüm velentüm abdüne mabit velen la abdüm mabetüm velentüm abdüne mabit lekim dinüküm veliyetli. Belki şu anki heyecanım dolayısıyla mealini tam veremeyeceğim. Senin dinin sana, benim dinim bana de onlara diyor. Ben sizin taptıklarınıza tapmam, siz de benim taptıklarıma tapmazsınız diyor. Çünkü öyle bir şey ki, bütün putperestlere bakalım, hep madde üzerinde bir ilahlık davasında. Bak, ilahı alıp maddeye getirmiyorlar. Madde üzerinde bir ilahlık davasında. Ateizme bakıyoruz. Geçenlerde bir televizyon programı izledim. Dedikodu olacak ama olsun. Bir tane bilim adamı çıktı, evrim teorisi konuşuyor. Burası çok mühim bir nokta olacak, yani konmadı. Evrim teorisi konuşuluyor, bayan dedi ki şurası da tesadüftür. Sen tesadüf dediğin anda bilim kadını olmaktan çıktın. Çünkü bilim yasasına bakar, nesnesine bakar. Yasasını gösteremiyorsan orada teoride. Yani benim zevkimdir, benim de bu. Nesnenin kendisi, bu şöyle söylemek istediğim, yani yasası üzerinden bakma noktasında böyle bir şeydi. Yani konuyu dağıttık yine, güfer geliyor, özür dilerim. Takdirillah. Şeye çekeceğim. Nesnenin kendisi sadece varoluşluğunu verir ve o varoluşluğu üzerindeki yasalarıyla biz nesneyi biliriz. Ve nesneyi en fazla tekniğimize dökeriz. Yani bilim yaparız, tekniğimize dökeriz. Başka hiçbir şey değil. Konfor. Nesnenin üzerindeki şahsı müşahededir marifet. Bakın nesnenin kendisi haktır demiyorum. Nesnenin üzerindeki şahsı müşahededir marifet. Ve onu yaşamaktır marifet. Hayatında görmektir marifet. Hakikat bilmektir. Hakikati yaşamak ise marifettir. Hakikat. Hakikat ne? Allah böyle böyle anlattık ya. Hakikat bu. Ve marifet onu yaşamında görmektir. Böyle bir şey. Hepimizde var efendim. Rica ederim. Başka? Bizim Melek Hanım'ın bir sorusu vardı. Nuh tufanı ile ilgili. Hala duruyor mu Melek Hanım? Efendim? Ay, Nuh tufanı ile ilgili. Tufanla ilgili. Var mı? Hala devam ediyor mu? Hazır gelmişken sorabilirsiniz. Peki. Başka? Yok, bu şeyin Melek Hanım'ın kendi sorunu. Bir sanatçı Melek Hanım, sanatıyla ilgili bir araştırma yapıyor. Bildiğimiz öyküyü biliyor da onun arkasındaki anlamlar üzerine talebi vardı. Onu
arzu ederse diye böyle hazır fırsat. Buyurun. Güneş Allah'tır değil mi ya? Ben orada Allah'ın imzasını görüyorum manasında söylediyse bunda bir beis yok. Yok, yüzsü zannedir, kabuldür. Su yüzden değil. Eğer güneş Allah'tır derse su yüzden olur, kabul değil. Yok öyle değil. Güneşte Allah görüyorum, onun imzasını... Tabii o kendi şeyini söylüyor, bakın zevkini söylüyor. Bak, şimdi çok enteresan bir şey. Güneşte Allah'ı görüyorum diye kendi keyfiyetini koyup da, yani iradesini koyup da her şey... Mesela geçenlerde bir çarşamba günüydü bir sohbet. Bir arkadaş dedi ki, nasıl bir şeydi? Ben... Ha, ağaçta, şunda, bunda Allah'ı görüyorum. Ben de sen yalancısın diyememiştim. Görmüyor. Görmüyor. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Ben ağaçta, ağaçta, şunda, bunda Allah'ı görüyorum. Bilerek söylemek var. Yani sadece biliyor. Bir yerden duymuş söylüyor. Bizatihi yaşamak var. Yani o içerikle bakmak var. Ha, o içerikle baktığın zaman sen bakıyorsun, aslında o öyle değil. Bunu şöyle anlatayım, baba her zaman anlatır, ben de her zaman sohbetlerimde anlatırım. Suzuki diye birisinin hikayesini anlatır. Çok enteresan bir şeydir bu. Ben senelerce verdiğim dersin güzel bir örneğidir. Necmi Belagat'ta Hazreti Ali güzel bir söz söyler. Der ki ne? Biz diyor, şu gözlerimizle diyor Allah'ı göremeyiz diyor. İman dolu gözlerle Allah'ı görür müşahede ederiz diyor. Ve Allah'ın sıfat ve esma fiillerini müşahede ederiz. Bu da dışsaldır. Müşahede demek kendine dışsal oluyor. Şahsın ise sadece yaşarız. Ahadiye sırrı yaşamda saklanır. Yani tanışmak yaşama ait bir şey. Biliyorum. Allah'ı şurada burada görüyorum. Laf. İçeriğini doldurdun. O imanla bakıyorsun. Hüsnü zanla bakıyorsun. Eğer bilmeyerek olursa o da kabul değil. Sadece şeyini söylüyor. Yalanını söylüyor. Yani görüyorum. Yalan. Görmüyor. O iman yok. Ha tamam. Bak işte bak bir esmaya döndün hemen. Allah'ın nur sıfatıyla tecellisi. Yani öyle bir şey ki ne? Allah nuru ile tecelli ediyor diyor. Güneş oradan çıktı. Mesela patron rızkını veriyor. Rızkını verdiği zaman patron rızkımı verdi demez tevhid. Anadolu'da bu çok güzeldir ya. Başına bir bela gelir. Ben çok rastlamışımdır. Adamın başına bir bela gelir. Allah'tan ya ne yapalım? Ya ama bak burada kuzu kuzu anlaşılmasın. Yani orada Allah'tan prensibini özümsemiş ol. O kültür de o var. Yani dil usun. Şöyle söyleyeyim, dilin kendisi insanlık tarihi usun dil cihetinde gelişimi ise bunun kültürel tarafı yaşama ait olan tarafıdır. Medeniyet tarafı ise kurumsal tarafıdır. Değişim. Şimdi bu cihetten baktığımız zaman biz kültür tarafındayız. Yani tasavvuf dediğimiz şey kültür tarafıdır. Bir medeniyettir ve Anadolu'nun kendisinin özüne yerleşmiştir. İslam'ın kendi özüdür bu. Yani tevhid bakışı İslam'ın kendi özüdür. Yani esmalar üzere bakmak, rızkımı veren Allah'tır. Şundan binden bilmez, tarladan rızkını koparır, şu der. Yani maddeden bakan bir adam ya şu toprak şu kadar mahsul verdi, şu kadar şu oldu, şöyle oldu, böyle oldu, orada Allah yok. Bak, rızkımı Allah verdiği anda şükür der mi? Bir de yani öyle bir taraftan latiflikleri de var, huzur verici. Rabbime şükürler olsun rızkımızı verdi. Bu sene mahsul bereketli oldu gibi. Rızkını patronu veren ne patronu? Rabbimden. Ya öyle bir şey yani şundan bundan araya girmez ama öyle bir seyri sefere girer ki kendisi de araya giremeyecek cihete gelir. Yani paltaradan kalsın yaradan dediğimizde kendisi de giremeyecek bir cihete gelir. Babam da derdi, yorum derdi, biz bunların arasına futbol sahası koyarız, top oynarız desem bir espri yapardı bazen. Yani çünkü hem de iradelerini ekliyorlar, şunları bunları ekliyorlar, başına bir şey geliyor şundan, öbüründen geliyor bundan. Yani bazı derdi baba şunu şöyle yaptı bunu ve eyvallah vallahi böyle yapsınlar mühim değil. Haksızın, siz haksız olun haklının cezasını Allah verir derdi. Bırakın onlar kendi iradelerini güçsünler hesabı. Yani ona da verilecek cevap buydu çünkü oradaki haklı müşahadesi yok. O müşahadeyi getirene kadar da bir ömür sürüyor. Çünkü tasavvuf kaptı kaçtığının yolu da değil. Yani ben size dili anlatayım şöyle vereyim filan gibi bir şey değil. Yaşama ait olduğu için bir ömür süren bir şey. Yani eğer Allah'ı içinizde bırakacak birisi olsa ben evvela bırakırdım. Öyle bir şansım yok. Yani öyle bir iman, öyle bir hale getiriyor ki ve o halle yaşıyorsunuz ki artık kaçacağınız hiçbir taraf yok. Kuşatılmış oluyorsunuz. Ben ne zamanki nuruyla, hasmalarıyla, sıfatlarıyla, varlığıyla kuşatıldığımı anladım. Dedim ya Rabbi tamam. Yani kulluk perdeminde kaldım ama onu söyleyeyim yani. İsmail Emre'nin öbür tarafına sıçrayamıyorum bir türlü. Takbir espri. Orada gene hüsnü zan ile bir yakıştırma vardır. Bütün imanın kendisi hüsnü zandır, onu söyleyeyim. Allah'ın şahsına kıyasen imanın kendisi hüsnü zandır.
Ben Allah dediğim zaman Allah kendini dışsal olarak öyle yaratıyor. Esma, esma cihetinde var kılıyor. İçerik olarak kendini bana öyle gösteriyor. Rahman dediğim zaman öyle gösteriyor. Veyahut da ayetler şöyle şöyle dediğim zaman orada kendini biçimlendiriyor. Benim sanım değil, benim yakıştırmam değil. O kendi nefsinde söylemez. Eğer imanım var ise, bu cihetten söylersem ayeti örnekle, o kendi nefsinde söylemez ki baba en başta söylemişti bu ayeti örnekleri. Onun için muhabbet dediğimiz yerde, göklerde, çok çok göklerde ya, göklerde olan yerde görünüverir. Ama şahsıyla değil, onu söyleyeyim. Şahsı da yukarılarda kalmadı ama onu yaşarız. Zaten şahsımızda da var. Evet. Evet, başka? Bak, tren gidiyor. Zevke daldılar. Daha iyi. Demek ki doğru dürüst bir namaz kılmışız. Herkes huzur içinde, zevk içinde. İskender. Güzel. Satıyorum. Sat. Tıp. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Akşamlar ya. Ziyafet. Ziyafet oldu. Halil İbrahim sofrası. Üzerine bak, senin kendi şeyin var. Gitarın bir tarım var, onlarla uğraş. Ben çantada şapkayı nereye koydum diye arıyorum. Ampul numara içinde mi? Buraya mı yaptım? Güzel. Onu götüreceğiz. Arabaya koyalım. Teybini unutanlar, arkadaşlar. Senin? Aman, çok teşekkür ederim. İkimiz işte böyle oldu.